George Orwell Aslan ve Unicorn İngiltere senin İngilteren Ben bu satırları yazarken son derece uygar Adem oğulları tepemde uçuyor ve beni öldürmeye çalışıyorlar. Ne onlar bana birey olarak düşmanlık duyuyorlar ne de ben onlara. Onlar söylendiği gibi sadece görevlerini yapıyor. Bir çocuğun özel hayatlarında cinayet işlemini akıllarından bile geçirmeyecek kadar yufka yürekli, yasalara bağlı insanlar olduğundan hiç şüphem yok. Öte yandan onlardan biri eğer hedefini bulan bir bombayla beni paramparça edecek olsa bu uykularını hiç mi hiç kaçırmayacaktır. Çünkü o günahlara affetme gücüne sahip olan ülkesine hizmet etmektedir. Yurtseverliğin ve ulusal bağlılığın karşı konulmaz gücü tanınmaksızın modern dünya kavranamaz. O, belirli çevrelerde yok olabilir, uygarlığın belirli düzeylerinde var olmamış olabilir. Fakat pozitif bir güç olarak onun yanında yer alabilecek hiçbir şey yoktur. Hristiyanlık ve uluslararası sosyalizm onun yanında bir zerre kadar zayıf. Hitler ve Mussolini kendi ülkelerinde büyük ölçüde bu olguyu kavrayabildikleri ve karşıtları kavrayamadığı için iktidara yükseldiler. Ve kabul edilmelidir ki, uluslar arasındaki farklılıklar gerçek bakış farkları üzerine oturmaktadır. Yakın zamana kadar bütün insan türünün birbirine çok benzediği düşünülürdü. Oysa, gerçekte gözlerini kullanmayı bilen herkes, ülkeden ülkeye insan davranışlarının çok büyük oranda değişiklikler gösterdiğini görebilir.'' Bir ülkede olabilen şeyler diğerinde olamaz. Hitler'in Haziran katliamı örneğin İngiltere'de olamazdı. Batılı halkların söylediği gibi İngilizler oldukça farklıdır. Bunda hemen hemen bütün yabancıların bizim ulusal yaşam biçimimize duydukları hoşnutsuz kabul yatmaktadır. Çok az Avrupalı İngiltere'de yaşamaya tahammül edebilir. Hatta Amerikalılar bile Avrupa'da yaşamayı daha fazla benimseyebilir. Yabancı bir ülkeden İngiltere'ye döndüğünüzde hemen farklı bir havayı soluduğunuz duygusuna kapılırsınız. Daha ilk birkaç dakikada düzinelerce küçük şey size bu duyguyu verir. Bira daha acı, bozukluklar daha ağır, çimenler daha yeşil ve reklamlar daha gösterişlidir. Büyük kasabalardaki kalabalıklar, yumuşak yamru yumru yüzleri, berbat dişleri ve uysal tavırlarıyla başka bir Avrupalı kalabalığından farklıdır. Sonra İngiltere'nin genişliği sizi yutar ve bir süre için bütün bir ulusun belirlenebilir tek bir karakter taşıdığı duygusunu getirirsiniz. Uluslar olarak gerçekten böyle şeyler var mıdır? Biz hepsi farklı 46 milyon birey değil miyiz ve daha türlüsü kaos. Lancashire'ın değirmen kasabalarında nalın tıkırtıları, Büyük Kuzey yolunda öteye beriye giden arabalar İş bulma bürolarının önündeki kuyruklar, Soho barlarında fahişelerin görüntüleri, sisli bir sonbahar sabahında kilisesine bisiklet süren yaşlı bir rahibe, bunlar salt tablolar değildir. Bunlar İngiliz sahnesinin karakteristik tablolarıdır. Bu karma karışıklıktan örnek bir model nasıl çıkarılabilir? Fakat ister yabancılarla konuşun, ister yabancı gazete kitapları okuyun, yine aynı düşünceye dönersiniz. Evet, İngiliz uygarlığında ayırt edici ve fark edilir bir şeyler vardır. O İspanyol kültürü kadar başlı başına özel bir kültürdür. Her nasılsa kuvvetli sabah kahvaltıları, sıkıcı ve karanlık pazar günlerine, sisli kasabalara, rüzgarlı yollara, yeşil sahalara ve kırmızı posta kutularına bağlıdır. Kendine has bir tada sahiptir. Dahası o süreklidir, geçmişe ve geleceğe yayılmıştır. Onda Yaşayan bir varlık gibi direnen bir şey vardır. 1940'ın İngilteresi 1840'ın İngilteresiyle ortak neye sahip olabilir? Fakat siz annenizin şömine kenarında muhafaza ettiği 5 yaşındaki çocuk fotoğrafıyla ortak neye sahipsiniz? Aynı kişi olduğunuzdan başka hiçbir şeye. Hepsinin ötesinde o senin uygarlığın. O sensin. Çoğu zaman nefret etsen ya da gülsen de uzun bir süre ondan ayrı kalırsan mutlu olamayacaksın. Yağlı kekler ve kırmızı posta kutuları ruhuna işlemiştir. İyi ya da kötü o senin, sen ona sahipsin. Ve mezar, sana verilen işaretlerden kaçamayacaksın. İngiltere bütün dünyayla birlikte değişiyor ve her şey gibi o da ancak belirli bir noktaya kadar öngörülebilecek belirli yönlerde değişir. Bu, gelecek sabittir anlamına gelmez. Belirli alternatifler mümkündür, diğerleri değil. Bir tohum büyüyebilir ya da büyümeyebilir. Ama şalgam tohumundan yabani havuç yetişmez. Bu nedenle süre giden muazzam olaylar ortasında İngiltere'nin oynayabileceği rolü tahmin etmeden önce İngiltere'nin ne olduğunu belirlemeye çalışmak derin bir önem taşır. 2. Ulusal karakteristikler kolay kolay belirlenemezler ve belirlendikleri zamanda sık sık saçmalıklara dönüşür ya da birbirleriyle bağlantısız gözükürler. İspanyollar hayvanlara acımasız davranır, İtalyanlar sağır edici gürültüler çıkarmaksızın hiçbir şeyi beceremezler. Çinliler kumar düşkünüdür. Açıktır ki bu tür şeyler kendi içinde bir mesele değildir. Buna rağmen hiçbir şey nedensiz değildir. Hatta İngilizlerin berbat dişlere sahip olmaları olgusu bile İngiliz hayatının gerçekleri hakkında bir şeyler söyleyebilir. Burada İngiltere hakkında hemen hemen her araştırmacının kabul edeceği bir çift genelleme var. Birincisi, İngilizler sanatsal olarak yeteneksizdirler. Almanlar ve İtalyanlar ölçüsünde müzikten anlamazlar. Resim ve heykelcilik hiçbir zaman Fransa'da olduğu kadar gelişmemiştir İngiltere'de. Diğeri de Avrupalıların dediği gibi İngilizler entelektüel değildir. Soyut düşünce karşısında korku sahibidirler. Herhangi bir felsefe ve sistematik dünya görüşüne gereksinim duymazlar. Kendilerinin böyle iddia etmeye hoşlandıkları gibi pratik oldukları için değildir bu. Onların şehir planlamalarına, modası geçmiş ve sıkıcı her şeye dört elle sarılmalarına, analize direnen heceleme sistemlerine Sadece aritmetik kitabı derleyicilerine anlaşılır gelen ağırlık ve ölçü sistemlerine bakan biri, salt etkin yöntemlere ne kadar az önem verdiklerini görebilir. Fakat onlar pek fazla kılı kırk yarmadan hareket edebilme gücüne sahiptirler. Örneğin, onların dünyaca meşhur iki yüzlülüğü, imparatorluğa iki yüzlü yaklaşımları bununla bağlantılıdır. Yine de önemli kriz anlarında bütün ulus aniden birleşir ve bir içgüdüyle harekete geçer. Formüle edilmemiş de olsa gerçekte hemen herkes tarafından anlaşılan bir tavır vardır. Hitler'in Almanlar için söylediği uyur gezer bir halk cümlesi İngilizlere çok daha iyi uyacaktır. Uyur gezer olarak adlandırmada onurlandırıcı hiçbir şey yoktur. Fakat burada iyice belirgin olsa da üzerinde pek sık yorumlar yapılmayan küçük bir İngiliz özelliğini vurgulamakta yarar var. Bu çiçek sevgisidir dışarıdan, özellikle de Güney Avrupa'dan gelen birinin ilk fark ettiği şeylerden biridir. Bu, İngilizlerin sanatlara kayıtsızlığıyla çelişmez mi? Gerçekte hayır. Çünkü her ne kadar estetik duygulara sahip olmasalar da bu özellik insanlarımızda bulunur. Oysa bu, bizim güçlükle fark ettiğimiz başka bir İngiliz özelliğiyle hobilere ve boş zaman uğraşlarına alışkanlıkla bağlantılıdır. İngiliz hayatının mahremiyetidir.'' Biz çiçeksever bir ulusuz. Ama aynı zamanda da pul koleksiyoncusu, güvercin meraklısı, amatör halıcı, kupon kesici, cirit oyuncusu, çapraz bulmaca meraklısı bir ulusuz. Resmi olmayan ama halka ait gerçek yerli kültür bunların çevresinde odaklaşır. Bar, futbol maçı, arka bahçe, şömine ve nefis bir bardak çay. Bireyin özgürlüğüne hala inanılır. 19. yüzyılda olduğu gibi. Fakat bu başkalarını kar amacıyla sömürmek hakkı olan ekonomik özgürlük anlamını taşımaz hiçbir surette. Bu, kendine ait bir eve sahip olma, boş zamanlarında ne istiyorsa onu yapma, yukarıdan senin için seçilenleri değil, kendi zevkli uğraşlarını seçme özgürlüğüdür. Bir İngiliz kulağındaki en nefretli isim Nozi Parker ismidir. Şüphesiz açıktır ki bu saf kişisel özgürlük kaybedilmiş bir davadır.'' Bütün diğer modern halklar gibi İngilizler de numaralanma, etiketlenme, kayıtlanma, koordine edilme süreci içindedirler. Fakat onların ivmelerinin çekimi diğer yöndedir ve onlara dayatılan sistematik tasnif çeşidi sonuçta değişecektir. Ne parti mitingleri, ne gençlik hareketleri, ne renkli gömlekler, ne Yahudi kırımları ya da kendiliğinden gösteriler. Ve her halükarda ne de Gestapo. Fakat bütün toplumlarda sıradan halk, var olan düzene belirli bir oranda karşı yaşamalıdır. İngiltere'nin gerçek halk kültürü, gayri resmi ve otoritelerin az ya da çok tepkisiyle yüzeyin altında sürüp giden bir şeydir. Sıradan halka dolaysız bir bakışta, özellikle büyük merkezlerde, prüten olmadıkları görülebilir. Onlar müzmin kumarbazdırlar, ücretlerinin izin verdiği kadar bira düşkünüdürler. Açık saçık şakaları severler ve muhtemelen dünyanın en küfürbaz dilini kullanırlar. Bu zevklerini herkesle çatışan bir biçimde düzenlenen fakat pratikte her şeye izin veren, şaşkınlık yaratıcı derecede iki yüzlü yasalarla, kural dışılık kumar yasaları ve benzeri ve benzeri tatmin ederler. Yine sıradan halk kesin bir dinsel inanç taşımaz ve bu yüzyıllardır böyledir. Anglikan kilisesi onlar üzerinde gerçek bir güce sahip olamamıştır. O sadece toprak sahiplerinin ve bir kısım konformist olmayan etkili azınlığın sığıntısıdır. Ve halk, çoğu İsa'nın ismini dahi unutmuş bile olsa, derin bir Hristiyanlık duygusu rengini muhafaza eder. İngiliz aydınlarına da bulaşmış olan Avrupa'nın yeni dini olan güce tapınma sıradan halkı etkilememiştir. Onlar güç politikasından etkilenmemiştir. Japon ve İtalyan gazetelerinin gerçeklik bazı onları korkutacaktır. İngiltere'nin ruhu hakkında iyi bir fikir, ucuz bir kırtasiyecinin vitrinini süsleyen komik boyalı posta kartlarından edinilebilir. Bu gibi şeyler İngiliz halkının düşünmeden kaydettiği bir çeşit günlüktür. Modası geçmiş görünüşleri, mesafeli kendini beğenmişlikleri, samimiyetlerinin iki yüzlülükle karışımı, aşırı incelikleri, Hayata derin ahlaki yaklaşımları hep burada yansır. İngiliz uygarlığının inceliği muhtemelen onun en belirgin özelliğidir. Onu birdenbire fark eder ve İngiliz toprağına bastığını anlarsınız. Otobüs kondüktörlerinin dengeli ve sakin olduğu, polislerin tabanca taşımadığı bir ülkedir. Beyaz adamların oturduğu hiçbir ülkede halkın kaldırımları terk etmesi bu kadar kolay değildir ve Avrupalı araştırmacıların kolayca yazdıkları düşkünlük ya da iki yüzlülükle birlikte İngilizler savaşa ve militarizme nefret duyarlar. Bunun tarihte derin kökleri vardır ve aşağı orta sınıf içinde de işçi sınıfında olduğu kadar güçlüdür. Birbiri ardından gelen savaşlar bu duyguyu sarsmış fakat yok etmemiştir. Sokaklarda böğüren kırmızı ceketlileri eski İngiliz askerleri Tanınmış otel ve han sahiplerinin binalarını almayı reddetmesi hala yaşayan bir anıdır. Barış zamanında 2 milyon işsiz varken bile komutanlıklarını uzmanlaşmış bir orta sınıf tabakasının ve toprak sahiplerinin yaptığı, insan gücünü işçi ve tarım işçilerinin oluşturduğu küçük sürekli ordunun saflarını doldurmak çok zordur. Askeri gelenek ve bilgiye sahip olmayan halk kitlesinin savaş konusundaki tavrı her zaman savunmaya dayanır. Hiçbir politikacı onlara fetihler ve askeri zafer vaat ederek iktidara gelemezdi. Hiçbir nefret ilahisi onlara sunulamamıştır. Son savaşta askerlerin besleyip kendi akortlarına göre söyledikleri şarkılar intikamcı değil fakat alaycı ve bozguncuydular. Onların tek düşmanı baş çavuştu İngiltere'de bütün bu şişinen ve kızıştıran hakim Britanya saçması küçük azınlıklar tarafından icra edilmiştir. Sıradan halkın yurtseverliği ne sesli ne de bilinçlidir. Tarihsel anılar içinde tek bir askeri zaferin ismine sarılmazlar. Bütün diğer edebiyatlar gibi İngiliz edebiyatı da savaş şiirleriyle doludur. Fakat dikkate değer bir popülerite kazananlar her zaman felaket ve ricat hikayeleridir. Örneğin Trafalgar ya da Waterloo üzerine popüler hiçbir şiir yoktur. Sir John Moore'un ordusunun Korana'da deniz aşırı kaçışından önce giriştiği tıpkı Dunkirk gibi artçı mücadelesi parlak bir zaferden daha fazla beğeni kazanmıştır. İngilizce'deki en heyecanlandırıcı savaş şiiri yanlış bir yöne akın yapan bir süvari alayını anlatır. Ve son savaşta halkın hafızasına gerçekten kazınmış dört isim, Mans, İpra, Gelibolu ve Paschendali hepsi birer felakettir. Sonunda Alman ordularını bozguna uğratan büyük savaşların adları kamuoyu tarafından bilinmez bile. İngiliz antimilitarizminin yabancı araştırmacıları tiksindirmesinin nedeni, onun İngiliz İmparatorluğunun varlığıyla çelişmesidir. Bu, açık bir iki yüzlülük olarak gözükmektedir. Sonra İngilizler, dünyanın dörtte birini ele geçirmiş ve dev donanmaları yoluyla elde tutmaktalar. Ve sonra, nasıl dönüp de savaşın kötü, rezil bir şey olduğunu söylemeye cesaret ediyorlar. İngilizlerin imparatorlukları hakkında iki yüzlü oldukları tamamen doğrudur. İşçi sınıfı içinde bu iki yüzlülük imparatorluğun var olduğundan habersiz olmak biçimindedir. Fakat onların sürekli ordudan hoşnutsuzluğu, gürültülü, mükemmel bir güdüdür. Bir donanma nispeten az insan kullanır ve iç politikayı dolaysız olarak etkilemeyecek bir dış silahtır. Askeri diktatörlükler her yerde vardır. Fakat donanma diktatörlüğü diye bir şey yoktur. Hemen hemen her sınıftan İngiliz, kalbinin en derininden bir isteksizlik duyar, mahmuzlarını şakırdatan, botlarını gıcırdatan kabadayı bir subay tipine. Hitler'den onlarca yıl önce Prusyalı kelimesi, İngiltere'de bugün Nazi kelimesinin yaptığı etkinin aynısına sahipti. Yüzlerce yıllık geçmişi olan bu duygu o kadar derindir ki, İngiliz ordusunun subayları barış zamanında eğer görev başında değilseler, her zaman sivil elbiseler giymişlerdir. Bir ülkenin toplumsal atmosferinin acele fakat oldukça kesin bir değerlendirmesini o ülke ordusunun gösteri adımları sunar. Bir askeri yürüyüş gerçek bir ayin dansıdır. Bir bale gibi belirli bir yaşam felsefesini vurgular. Örneğin kaz adımı bir pike bombardıman uçağından bile daha dehşete düşürücü. Dünyanın en korkutucu görüntülerinden biridir. Çıplak gücün tam bir ifadesidir ve tamamen bilinçli ve niyetli olarak yüze inen bir postal darbesi görüntüsü içerir. Onun çirkinliği özüne aittir ve kurbanının yüzüne karşı dalga geçen zorba gibi, ''Evet, ben çirkinim ve sen bana gülmeye cesaret edemezsin.'' demek içindir. Kaz adımı İngiltere'de niye kullanılmaz? Kaz adımı İngiltere'de niye kullanılmaz?'' Tanrı bilir ya, bundan sadece memnuniyet duyacak bir sürü subay vardır. Kullanılmaz çünkü caddelerdeki halk gülecektir. Belirli bir noktadan sonra askeri gösteri ancak sıradan insanların orduya gülmek cesaretini gösteremeyeceği ülkelerde mümkündür. İtalyanlar, İtalya tamamen Alman kontrolü altına geçtiğinde kaz adımını kabul ettiler. Ve tahmin edileceği gibi Almanlar kadar iyi beceremediler.'' Vichy hükümeti, eğer sağ kalırsa, Fransız ordusundan arta kalana katı bir gösteri disiplini sokmaya mecburdur. İngiliz ordusunda talim, 18. yüzyılın anılarıyla dolu olarak katı ve karmaşıktır. Fakat kabadayılar olmaksızın gösteri, biçimsel bir yürüyüştür. O, ordu, kılıçla yönetilen bir topluma sahiptir, şüphesiz fakat kınından çıkmaması gereken bir kılıç ve henüz İngiliz uygarlığı, barbarlıklar ve anokronizmler karışımıdır. Ceza yasamız Londra Kulesi'ndeki çakar almazlar kadar gününü doldurmuştur. Nazi fırtına taburuna karşı tipik İngiliz figürü 19. yüzyılda kalmış kafasıyla hastalıklı, yaşlı, zorba, idamcı, hakim, cezalar dağıtan zorba çıkarılır. İngiltere'de insanlar hala asılır ve dokuz kuyruklu kedi kırbaçla kırbaçlanır. Bu cezaların ikisi de vahşi olduğu kadar iğrençtir. Fakat bunlara karşı gerçek bir halk protestosu olmamıştır. Halk, bunları neredeyse hava koşullarını kabullenir gibi kabullenir. Onlar değişmez olarak görünen yasanın parçalarıdır. Burada çok önemli bir İngiliz özelliğine geliyoruz. Anayasacılığa ve yasallığa saygı. Hiç kimse adil bir yasa düşlemez. Herkes bilir ki zenginler için bir yasa vardır, fakirler için de başka bir tane. Fakat kimse bunun sonuçlarını kabul etmez. Herkes bu yasaları kayıtsız şartsız, saygıyla kabul eder ve sanki onlar olmazsa şiddet ve kargaşa olacağı duygusuna kapılır. Beni hapse atamazlar. Ben yanlış bir şey yapmadım. Ya da bunu yapamazlar, yasalara aykırıdır. Sözleri İngiltere atmosferinin parçalarıdır. Toplumun açık düşmanları bile bu duyguya herhangi başka biri kadar güçlü olarak sahiptir. Wilfred Macartney’nin duvarları nazı var ya da Jim Fela'nın hapishane seyahati gibi hapishane ile ilgili kitaplarda davaları eleştiren vicdan sahiplerinin ciddi bönlüklerinde ya da önemli Marksist profesörlerin İngiliz adaletinin yanılgısı gibi mektuplarındaki vurgulamalarında bu görülebilir. Herkes bütün kalbiyle adilce yönetilebilecek bir yasanın olabileceğine, olması gerektiğine inanır. Totaliter görüş, yasa gibi şeyler içermez. Sadece güç vardır. Kökünden koparılmamış güç. Aydınlar bile onu sadece teoride kabul ederler. Bir yanılsama yarı gerçek haline gelebilir. Bir maske bir yüzün ifadesini değiştirebilir. Aşina olduğumuz demokrasi totaliterlikle aynı şeydir. O kadar kötüdür. Tartışmaları bu olguyu hesaba katmaz. Bütün bu gibi tartışmalar özünde yarım ekmek ekmeksizlikle aynı şeydir demeye gelir. İngiltere'de adalet, özgürlük ve nesnel gerçek gibi kavramlara hala inanılır. Bunlar yanılsamalar olabilir, fakat çok güçlü yanılsamalardır. Bunlara olan inanç idareye etkiler ve ulusal hayat bu nedenle farklı olur. Bunun kanıtı için çevrene bak. Nerede Joplar, nerede Hint ya? Kılıç hala kınında ve orada durdukça çürüme belirli bir noktanın ötesine geçemez. Örneğin İngiliz seçim sistemi tam fakat açık bir sahtekarlıktır. Bir düzine açık yolla zengin sınıf lehine bölgelendirilir. Fakat halkın kafasında derin değişiklikler olana dek o tamamen çöküntüye uğramaz. Oy sandığının başına elindeki revolverle size nereye oy atacağınızı söyleyen birini bulmak için ya da oylarınızın hesaba katılmayacağını bildiğiniz ya da dolaysız bir rüşvet alacağınız için gitmezsiniz. İki yüzlülük bile güçlü bir koruyucudur. Fakat yasayı belirli ölçüde kitaplara göre açıklayacak ve İngiltere'nin sembolik figürleri olan rüşvetsiz bir çevrede karar verecek olan idamcı hakim, o yaşlı kötü adam, kırmızı robu, at kılından peruğuyla yaşadığı yüz yıl hakkında bir dinamit kadar öğreticidir. O, gerçeklik ve yanılsamanın, demokrasi ve ayrıcalığın, nezaket ve hilekarlığın ve ulusun kendini o aşina biçimi içinde koruduğu maharetli uzlaşmalar ağının simgesidir.'' 3. Şimdiye kadar ulus, İngiltere ve Britanya'dan 45 milyon ruh sanki bir birim olarak ele alınabilir gibi söz ettim. Fakat İngiltere bilindiği gibi zengin ve fakir iki ulus değil mi? 100 bin pound yıllık geliri olan bir insanla 1 pound haftalık geliri olan bir insan arasında ortak bir şeyler olduğunu kim söyleyebilir? Hatta Galli ve İskoç okurlar Britanya teriminden daha çok İngiltere'yi kullandığım için Londra'da iç eyaletlere ve kuzeyde ya da batıda bütün nüfusun kendine ait bir kültüre sahip olmamasına rağmen kendilerini saldırıya uğramış hisseder. Eğer ikinci nokta öne alınırsa bu soruna daha iyi bir yaklaşım yapılabilir. Britanya'nın sözde ırklarının kendilerini diğerlerinden çok farklı hissettikleri tamamen doğrudur. Örneğin bir İskoçyalıyı İngiliz olarak adlandırırsanız size teşekkür etmez. Bizim bu konudaki rahatsızlığımızı adalarımızı altı farklı isimle adlandırmamızdan da anlayabilirsiniz. İngiltere, Britanya, Büyük Britanya, Britanya Adaları, Birleşik Krallık ve çok heyecanlı durumlarda Albion. Güney ve Kuzey İngiltere arasındaki farkları bile çok büyütürüz gözlerimizde. Fakat her nasılsa bu farklar herhangi iki Britanyalıyı bir Avrupalı ile karşılaştırdığımızda yok olur.'' Amerikalılar dışında İngiliz ve İskoç, hatta İngiliz ve İrlanda İngilizcesini ayırt edebilecek yabancıya çok zor rastlanır. Bir Fransız için Breton ve Ornatlar tamamen farklıdırlar ve Marsilyalı aksam Paris'te sürekli bir şaka konusudur. Biz Fransa'dan ya da Fransız'dan konuştuğumuzdaysa onu bir bütün, tek bir uygarlık olarak algılarız. Gerçekte de öyledir. Bizde de böyle. Dışarıdan bakıldığında Cagney, Londra'nın bir bölümüyle Yorkshire ile arasında bile güçlü bir aile benzerliği vardır. Ve dışarıdan bir ulus olarak bakıldığında zengin ve fakir arasındaki ayrım da azalır. İngiltere'de servet eşitsizliği konusunda şüphe yoktur. Eşitsizlik herhangi bir Avrupa ülkesinden daha büyüktür ve bunu görebilmek için en yakın caddeye bir bakmanız yeter. Ekonomik olarak eğer 3 ya da dört değilse kesinlikle iki ulustur.'' Fakat aynı zamanda halkın geniş çoğunluğu kendisini tek bir ulus olarak görür ve birbirlerine yabancılardan daha yakın olduklarının bilincindedir. Yurtseverlik genellikle sınıf nefretinden ve her zamanda her çeşit enternasyonalizmden daha güçlüdür. 1920'deki kısa süre dışında Rusya'dan ellerinizi çekin hareketi İngiliz işçi sınıfı enternasyonel olarak davranmamıştır. İki buçuk sene boyunca İspanya'daki yoldaşlarının yavaş yavaş boğulduğunu seyrettiler ve desteklemek için tek bir grev dahi yapmadılar. Fakat kendi ülkeleri, Lord Nuffield ve Mr. Montagu Norman'ın ülkesi, tehlikeye düştüğünde tavırları çok farklı oldu. İngiltere istilaya yakın göründüğü zaman, Anthony Eden radyodan yerel savunma gönüllüleri için çağrı yaptı. İlk 24 saatte 250 bin erkek ve peşinden gelen bir ay içinde bir milyonu daha bu çağrıya cevap verdi. Örnek olarak savaşa katılmayı reddedenlerin sayısıyla bu miktar kıyaslanınca geleneksel bağlılıkların gücünün yenilere oranla ne kadar fazla olduğu görülür. İngiltere'de yurtseverlik çeşitli sınıflar içinde değişik biçimler alır fakat bir bağlantı ipi gibi hemen tamamına uzanır. Sadece Avrupalılaşmış aydınlar buna karşı gerçekten bağışıklıdır. Olumlu bir duygu olarak orta sınıfta yüksek sınıfa göre daha güçlüdür. Örneğin ucuz okullar yurtsever gösterilere pahalı okullara kıyasla daha çok katkı yaparlar. Fakat hain zenginlerin sayısı ve Laval Kuizling tipinde adamlar muhtemelen çok azdır. İşçi sınıfında yurtseverlik derin fakat bilinçsizdir. İşçinin kalbi İngiliz bayrağını gördüğünde daha hızlı atmaz. Ama İngilizlerin meşhur ada olma durumu ve yabancı korkusu işçi sınıfında burjuvazide olduğundan daha fazladır. Bütün ülkelerde fakirler zenginlerden daha ulusaldır. Fakat İngiliz işçi sınıfı yabancı alışkanlıklara nefret duymada ilk başta gelir. Dışarıda uzun süre yaşamak zorunda olduklarında bile yabancı yemeklere alışmayı ve yabancı dilleri öğrenmeyi reddederler. Hemen her işçi sınıfı kökenli İngiliz erkeği yabancı bir sözcüğü doğru hecelemeyi kadınca bulur. 1914-1918 Savaşı sırasında İngiliz işçi sınıfı çok nadir bulunacak ölçüde ilişkiler kurdu yabancılarla. Bunun tek sonucu cesaretlerine hayran oldukları Almanlar dışında bütün Avrupalılara nefret dolu olarak geri dönmek oldu. Fransız toprağında geçen dört sene onlara şarabı bile sevdiremedi. İngilizlerin adalılığı ve yabancıları ciddiye almayı reddetmeleri zaman zaman çok ağır ödenen bir budalalıktır. Fakat o İngiliz gizeminde oynar rolünü ve bunu yok etmeye çabalayan aydınlar genellikle daha çok zarar yapmışlardır. Temelde turistleri reddeden ve istilacıyı içeri sokmayan İngiliz karakteri aynı niteliktedir. Yine önceki bölümün girişinde değindiğim görünüşte tesadüfi olan iki İngiliz özelliğine geri dönüyoruz. Bir tanesi sanatsal yeteneksizliktir. Belki de bu İngilizlerin Avrupa kültürünün dışında olduğunu söylemenin başka bir yoludur. En fazla yetenek içeren bir sanat dalı edebiyattır. Ama o da sınırları geçemeyen tek sanattır. Edebiyat özellikle şiir ve dahası lirik şiir bir çeşit aile şakasıdır ve kendi dil grubunun dışında ya çok az ya da hiç değeri yoktur. Shakespeare dışında en iyi İngiliz şairleri salt isimleriyle bile nadiren tanınır Avrupa'da. Yaygın bir şekilde okunanlar yalnızca yanlış nedenlerden ötürü hayranlık duyulan Byron ve İngiliz iki yüzlülüğünün bir kurbanı olarak acınan Oscar Wilde'dır. Ve bununla bağlantılı olarak çok açık olmamasına rağmen hemen hemen her İngilizde düzenli bir düşünce sistemine hatta mantık kullanımına karşı felsefi yetenek azlığı vardır. Bir noktaya kadar ulusal birlik duygusu bir dünya görüşünün yerini tutar. Çünkü yurtseverlik evrenseldir ve zenginler bile ondan etkilenirler. Öyle anlar olur ki bütün ulus sanki bir kurtla karşılaşmış sığır sürüsü gibi aniden hep birlikte hareket eder. Çünkü yurtseverlik evrenseldir ve zenginler bile ondan etkilenirler. Öyle anlar olur ki bütün ulus sanki bir kurtla karşılaşmış sığır sürüsü gibi aniden hep birlikte hareket eder. Fransa'daki felaket sırasında açıkça böyle bir an söz konusuydu. Sekiz ay boyunca savaş konusunda süren bulanık şaşkınlıktan sonra halk aniden ne yapmak gerektiğini kavradı. Önce orduyu Dunkirk'ten geri çekmek ve sonra da istilayı önlemek. Bir devin uyanışı gibiydi. Çabuk. Tehlike. Filistinliler üzerinde Samson. Ve bu ani ortak eylemden sonra ve sonra ne yazık ki hemen uykuya dalır. Bölünmüş bir ulusta büyük bir barış hareketinin yükselmesi için kesin bir an olacaktı. Fakat bu her zaman İngilizlerin içgüdüsünün onlara doğru şeyi yapmalarını söyleyeceği anlamına gelir mi? Hayır. O sadece onlara aynı şeyi yapmalarını söyleyecektir. Örneğin 1931 genel seçiminde mükemmel bir birlik içinde hep birlikte aynı yanlışı yaptık. Hepimiz Gader'in domuzu gibi dar kafalıydık. Fakat istemlerimize karşı olan bir eğilime girdiğimizi söyleyebileceğimizden dürüst olarak şüphe ediyorum. Bundan anlaşılır ki İngiliz demokrasisi bazen göründüğünden daha sahtedir. Yabancı bir araştırmacı sadece muazzam servet eşitsizliğini, berbat seçim sistemini, hakim sınıfın basın üzerinde kontrolünü, radyo ve eğitimi denetlemesini görür ve bundan demokrasinin sadece diktatörlüğün kibar ismi olduğu sonucunu çıkarır. Fakat bu bakış liderler ve idare edilenler arasındaki dikkate değer uyuşmanın talihsiz varlığını reddeder. Oysa birçoğu bunu onaylamaktan nefret etse de 1931 ve 1940 arasında ulusal hükümet halk kitlesinin istemini temsil etmiştir. İşsizliğe ve gece kondulara esnek davranmış ve korkakça bir dış politika uygulamıştır. Evet, fakat kamuoyu gibi yaptılar. O bir durgunluk dönemiydi ve onun doğal liderleri aleladeydiler. Birkaç bin solcunun kampanyalarına rağmen İngiliz halkının büyük çoğunluğunun Chamberlain'ın dış politikasının arkasında olduğu tamamen belliydi dahası sıradan halkın zihnindeki mücadelenin aynısı Chamberlain'ın kafasında da sürmekteydi. Muhalifleri onda İngiltere'yi Hitler'e satmaya niyetli karanlık ve hilekar bir plancı görüyorlardı. Fakat o daha çok bulanık kafasına göre en iyi yapmaya uğraşan aptal ve yaşlı bir adama benziyordu. Aksi takdirde onun politikasının çelişkilerini anlamak zordur. Olayları kavramadaki hatasının farkındaydı halk kitlesi gibi o da ne savaşın ne de barışın bedelini ödemek istiyordu. Ve kamuoyu birbiriyle çatışan uyuşmaz politikalarının hemen hepsinin arkasındaydı. Münih'e gittiğinde, Rusya'yla bir anlaşma sağlamaya uğraştığında, Polonya'ya garanti verdiğinde, onu onurlandırdığında ve isteksiz isteksiz savaş ilan ettiğinde hep onun arkasındaydı. Sadece politikasının sonuçları kolayca anlaşılır olduğunda ona karşı döndü. Aynı zamanda son yedi sene içindeki kendi derin uykusuna karşı dönmekti bu. Bundan sonradır ki halk savaşın dövüşülmeden kazanılmayacağını anlamaya yeterli olan kendi mizacına uygun bir lider seçti. Churchill. Daha sonra belki sadece sosyalist ulusların etkili bir şekilde dövüşebileceğini kavrayabilen bir lider seçecektir. Bütün bunlarla İngiltere'nin gerçek bir demokrasi olduğunu mu söylemek istiyorum? Hayır. Daily Telegraph'ın bir okuyucusu bile yutmaz bunu. İngiltere güneşin altındaki en fazla sınıf hakimiyeti olan ülkedir. Yaşlı ve aptal tarafından hüküm sürdürülen kendini beğenmişliğin ve ayrıcalığın ülkesidir. Fakat onun hakkında herhangi bir hesaplama ruhsal birliği, hemen bütün sakinlerinin kriz anlarında geliştirdikleri ortak duygu ve eylem birliği eğilimini değerlendirmek zorundadır. İngiltere kendi ulusundan yüz binlerce insanı sürgünlere ve toplama kamplarına göndermek zorunda kalmamış tek büyük ülkedir. Şu anda savaştan bir sene sonra hükümeti eleştiren, düşmanı öven çevresindekileri rahatsız eden gazete ve dergiler hemen hiç müdahale olmaksızın caddelerde satılmaktadır. Bu, konuşma özgürlüğüne saygıdan önce bu gibi şeylerin sorun olmadığının basit algılanmasından gelir.'' Peace News gibi bir gazetenin satılmasını serbest bırakmak güvenlidir. Çünkü nüfusun yüzde 95'inin onu okumak istemeyeceği kesindir. Ulus birbirine görünmez bir zincirle bağlıdır. Herhangi bir normal zamanda hakim sınıf soyacak, kötü yönetecek, sabotajlayacak ve bizi batağa sürecektir. Fakat kamuoyu kendi kendini dinlemeye bırakıldığında onlar da aşağıdan gelen duyguyu önleyemeyecek ve buna cevap vermemek zor olacaktır.'' Solcu yazarların bütün hakim sınıfı profaşist olarak adlandırmaları tamamen aşırı bir basitleştirmedir. Bizi bugünkü geçide getiren politikacıların iç hizipleşmeleri arasında bile bilinçli hainler olduğu şüphelidir. İngiltere'de olan bozuşma nadiren bu cinstendir. Sağ elin sol elin ne yaptığını bilmemesi hemen her zaman kendini aldatmanın doğasında vardır. Ve bilinçsiz olmanın sınırı vardır. Bu çok açık olarak İngiliz basınında görülür. İngiliz basını dürüst müdür, değil midir? Normal zamanlarda hiç dürüst değildir. Bütün gazetelerin sorunu reklamlarını yaşatmaktır ve reklam verenler de haberler üzerinde dolaylı bir sansür uygularlar. İngiltere'de açıkça rüşvet alan tek bir gazete olduğunu sanmıyorum. Üçüncü Cumhuriyet'in Fransa'sında bazı gazetelerin birkaç kilo peynir gibi tezgahın üzerinden alındığı bilinir. İngiltere'de toplumsal hayat skandallara açık olmamıştır. Hilekarın salı verileceği bozuşma düzeyine erişmemiştir o. İngiltere ne Shakespeare'in cevherli adasıdır ne de Dr. Gobos tarafından adlandırıldığı gibi cehennemdir. O bir aileye ama inatçı ve katı bir Victoria çağı ailesine benzer. Çok fazla oyun bozanı yoktur ama kirli çamaşırları dolaplardan taşmaktadır. Selam durulacak zengin kişilere, ile üstü örtülen rezilliklere ve aile gelirinin kaynağı üzerine derin bir sessizliğe sahiptir. O, gençleri genellikle aykırı olan ve gücün çoğunun sorumsuz amcalarla yatalak teyzelerin elinde olduğu bir ailedir. Hala bir ailedir. Özel diline, ortak anılara sahiptir ve bir düşmanın yaklaşması halinde saflarını sıklaştırır. İngiltere'yi bir cümlede belki de yanlış üyelerin kontrol ettiği bir aile olarak tanımlayabiliriz. 4. Waterloo Savaşı, Eton'un oyun alanlarında kazanılmış olabilir. Fakat son savaşların ilk muharebeleri hep burada kaybedilmiştir. İngiliz hayatının en baskın olgularından biri, yüzyılın son üç çeyreğinde hakim sınıfın yeteneğinin düşüşü olmuştur. 1920 ile 1940 yılları arasında bu adeta bir kimyasal reaksiyon hızıyla olmuştur. Henüz yazarken hala bir hakim sınıftan bahsetmek mümkün. Yeni iki ağzı ve üç sapı olan eski bir bıçak gibi İngiliz toplumunun üst katı hala hemen hemen 19. yüzyıl ortasında neyse şimdi de o. 1832'den sonra eski toprak sahibi aristokrasi hızla gücünü kaybetti ama yok olacağına, fosilleşeceğine, kendi yerine almış olan tüccarlar ve fabrikatörlerle evlilik ilişkilerine kız alıp vermelere girdi ve onları kendisinin tam kopyalarına dönüştürdü. Oğulları bu amaca göre düzenlenmiş okullarda doğru tavrı öğrenirken, varlıklı gemi ve pamuk dokuma tezgahı sahipleri bir kır centilmeni havasına büründüler. İngiltere sonradan görmelerle sürekli yenilenen bir aristokrasi tarafından yönetildi. Bu kendi kendini yaratan insanların sahip olduğu enerjiye, kamu hizmetinde önemli bir geleneği olan bir sınıf içinde yol alışına bakarak bu yolla yetenekli egemenlerin yetişeceği umulabilirdi. Ve her nasılsa hakim sınıf bozuldu, yeteneğini, cesaretini, hatta sonunda insafsızlığını bile kaybetti ta ki istisnai yetenekleriyle Eden ve Halifax gibi iddialı azametli adamlar ortaya çıkana dek. Mesela Baldwin'e azametli gibi bir paye verilemezdi. O sadece bir hava boşluğuydu. 1920'lerde İngiltere'nin iç sorunlarının ele alınışı yeterince berbattı. Ama 1931-1939 arasındaki İngiliz dış politikası dünyanın garabelerinden biriydi. Niye? Ne olmuştu? Her kritikanda her İngiliz devlet adamı neden yanılmaz bir içgüdüyle yanlış yaptı? Bunun altında yatan zengin sınıfın bütün tavır alışının uzun bir süredir haklı çıkarılabilir olmaktan uzak oluşuydu. Onlar, geniş bir imparatorluğun ortasına oturup, dünya çapında bir mali ağdan çıkar ve kar elde ettiler ve harcadılar. Nereye? İngiliz imparatorluğunun içindeki hayatın birçok bakımdan dışarıdakinden güzel olduğunu söylemek hoş olurdu. İmparatorluk hala az gelişmiş, Hindistan orta çağda uyuyor, dominyonlar boş ve yabancılar kıskançlıkla süzülüyorlar. İngiltere bile gece kondular ve işsizlerle doldu. Yalnızca malikanelerdeki yarım milyon insan var olan sistemden yararlandı. Dahası küçük işletmelerin kaynaşma ve büyüme eğilimi giderek zengin sınıftan işlevlerini de götürdü. Onlar salt mülklülere dönüştü. İşleri ise ücretli yöneticiler ve teknisyenler tarafından yapılır oldu. Uzun bir süreden beri İngiltere'de fotoğraflarını, Tatler ve Bystander'da görebileceğiniz, nereye yatırdıklarını bile zorlukla bilebilecekleri parayla yaşayan ve sizin onlara ihtiyacınız olduğunu sanan tamamen işlevsiz bir aylak zengin sınıfı var. Bu insanların varlığı hiçbir açıdan haklı görülebilir değildi. Bunlar basit parazitlerdir. Toplumada bir pirenin köpeğe olduğu kadar yararları vardır. 1920'de bütün bunların farkında olan birkaç insan vardı. 1930'da artık milyonlar farkında bu durumun. Fakat İngiliz hakim sınıfı açıktır ki kendi yaralarının bittiğini kendi kendine onaylayamaz. Bunu yaptıklarında çekilmek zorunda kalacaklardır. Onlar Amerikan milyonerleri gibi muhalefeti rüşvet ve göz yaşartıcı bombalarla bastıran, bilinçli bir şekilde adaletsiz ayrıcalıklara dört elle sarılan haydutlara dönüşemezler. Hepsinin ötesinde onlar belirli bir geleceğe sahip olan bir sınıftır. Eğer gerekirse buyrukların birincisi ve en büyüğü olarak vatan için ölmenin öğretildiği okullarda okumuşlardır. Kendi köylülerini yağmalarken bile kendilerini gerçek yurtsever olarak hissetmek zorundaydılar. Açıkça onlar için tek bir kaçış vardır. Kavrayışsızlığa gömülmek, toplumu var olan biçiminde muhafaza etmek ve bir takım gelişmelerin mümkün olduğunu kavramakta yetersiz olmak. Zor olmasına rağmen büyük ölçüde gözlerini geçmişe sabitleyerek ve çevrelerinde olup biten bütün değişiklikleri fark etmeyi reddederek başardılar bunu. Bu İngiltere'de çok şeyi açıklar. Kırsal hayatın bozuluşunu, uydurma bir feodalizm için en iyi işçilerin topraklardan uzaklaştırılışını ve geçtiğimiz yüzyılın 80'lerinden beri içinde çok az şeyin değiştiği okullardaki durgunluğu. 50'lerden bu yana İngiltere'nin nüslendiği her savaş bir dizi felaketle başladı. Durum ancak toplumsal konuda nispeten aşağı olan insanlar tarafından korundu. Aristokrasiden gelen yüksek komutanlar modern savaş için hazırlanamadılar. Çünkü bunu yapabilmek için kendi kendilerine dünyanın değiştiğini itiraf etmek zorundaydılar. Her zaman modası geçmiş silah ve yöntemlere dört elle sarıldılar. Çünkü her savaşı kaçınılmaz bir şekilde bir öncekinin tekrarı sanıyorlardı. Boyer Savaşı'na hazırlandılar ve bugünkü savaştan önce de 1914 için hazırlandılar. Şu anda bile İngiltere'de yüz binlerce insan konserve açmaktan başka hiçbir işe yaramayacak bir silahın süngünün eğitimini yapıyor. Önemli görülmektedir ki donanma ve hava kuvvetleri her zaman düzenli ordudan daha etkili olmuştur. Ama donanma kısmen ve hava kuvvetleri de zar zor hakim sınıfın yörüngesindedir. Kabul edilmelidir ki olaylar barışçı yönde gittikçe İngiliz hakim sınıfının yöntemleri onlara yeterince iyi hizmet etmektedir. Kendi halkları onlara açıkça hoşgörü gösterdi. Oysa İngiltere adaletsizce düzenlenebilirdi. Belirli bir orana kadar ne sınıf savaşı tarafından ne de bir gizli polis tarafından taciz edildi. İmparatorluk kendi boyutlarında hiçbir alanın olmadığı kadar barış içindedir. Dünyanın neredeyse dörtte birini kaplayan muazzam yüzeyinde büyük bir Balkan devletinin gerekli bulacağından daha az silahlı adam vardır altında yaşayan halktan ve yalnızca liberal ve negatif bir bakışla İngiliz hakim sınıfı notunu aldı. Onlar gerçekten modern adamlara, nazilere ve faşistlere tercih edilebilirdi. Fakat uzun zamandan beri açıktır ki onlara dışarıdan gelecek herhangi bir ciddi saldırı karşısında çaresiz kalacaktır. Onlar faşizme ya da nazizme karşı mücadele edemediler çünkü onu anlayamadılar.'' Eğer komünizm Batı Avrupa'da ciddi bir güç olsaydı onunla da mücadele edemezlerdi. Faşizmi anlamak için sosyalizm teorisini öğrenmeleri gerekecekti ki bu da onları yaşadıkları ekonomik sistemin adaletsiz, yetersiz ve modası geçmiş olduğunu kavramaya zorlayacaktır. Fakat kendilerini yüz yüze gelmemek için eğittikleri olgu da tam buydu. Onlar faşizme 1914'ün süvari generalleri gibi muamele ettiler. Onu önemsemeden makineli tüfeklerle Saldırganlık ve katliam yıllarından sonra da tek bir şeyi öğrendiler. Hitler ve Mussolini komünizme düşmandı. Bu nedenle onların İngiliz istedara arkadaşça davranması gerektiği üzerine tartışıldı. Bundan dolayı İspanya Cumhuriyetçi hükümetine yiyecek götüren İngiliz gemilerinin İtalyan uçakları tarafından bombalanmış olduğu haberinin muhafazakar milletvekillerinin vahşi sevinciyle karşılaşması gerçekten korkutucu bir manzaraydı. Faşizmin tehlikeli olduğunu kavramaya başladıklarında bile onun zorunlu devrimci doğası, gerçekleştirebileceği muazzam askeri güç, kullanacağı taktiklerin çeşidi, onların kavrayışının tamamen ötesindeydi. İspanya İç Savaşı sırasında sosyalizm üzerine altı penilik bir broşürden edinilebilecek politik bilgiye sahip herhangi biri bilirdi ki, eğer Franco kazanırsa sonuç İngiltere için stratejik olarak felaket olacaktır ve hayatlarını savaşa araştırmaya vermiş general ve amiraller bu olguyu kavramaya yetersizdiler henüz. Bu politik cehalet damarı bütün İngiliz resmi hayatını dolaşıyordu. Kabine bakanları, elçiler, konsoloslar, yargıçlar ve polisler. Kızıl'ı tutuklayan bir polis, Kızıl'ın anlattığı teorileri anlamaz. Eğer zengin sınıfın muhafızlığını yaptığını düşünürse, bu ona hiç de hoş gözükmeyebilir.'' Askeri istihbaratın bile yeni ekonomik doktrinler ve yeraltı partilerinin dallanıp budaklanması üzerine cehaleti nedeniyle ümitsizce dara düştüğünü düşünmek için neden var? Gerçek olan odur ki herhangi bir zengin Yahudi olmadıkça faşizmden, komünizm ya da demokratik sosyalizmden korktuğundan daha az korkar. Unutulmamalıdır ki neredeyse bütün İtalyan ve Alman propagandası bunun üzerine örtmek için düzenlenmiştir. Simon Hoare, Chamberlain ve benzeri gibi adamların doğal güdüleri Hitler'le uyuşmaktaydı. Fakat burada İngiliz hayatının özgün bir görünümü olarak bahsettiğim derin ulusal dayanışma duygusu işe karışıyor. Onlar bunu ancak imparatorluğu yıkmak ve kendi halklarını yarı köleliğe satmakla yapabilirlerdi. Fransa'daki gibi gerçekten kokuşmuş bir sınıf bunu rahatsızlık duymadan yapacaktır. Fakat İngiltere'de olaylar bu kadar ileri gitmemiştir. İngiliz yaşamında... Fatihlerimize bağlılık görevi türünden yaltaklanma konuşmaları yapacak politikacılar oldukça zor bulunur. Gelirleri ve ilkeleri arasında öteye beriye savrulan Chamberlain gibi adamlar iki dünyada da kötülükten başka bir şey yapamazlar. Bir şey kendini her zaman göstermiştir. İngiliz hakim sınıfı ahlaki olarak sağlamdır. Savaş zamanında kendilerini öldürtmeye yeterince hazırdırlar. Daha yeni Flander'daki seferde birçok dük, earl ve soylu öldürülmüştür. Eğer bu insanlar bazen ilan edildiği gibi alçak hainler olsaydı bunlar olamazdı. Onları harekete getiren etkileri yanlış anlamamak önemlidir. Aksi halde onların eylemleri öngörülemez. Onlardan umulan hainlik ya da fiziki korkaklık değil, kavrayışsızlık, bilinçsiz sabotaj ya da yanlış şeyi yapmaktaki yazılmaz güdüleridir. Onlar rezil ya da hep birlikte rezil değildir. Onlar yalnızca eğitilmezdir. Yalnızca para ve güçleri kalmadığında aralarındaki gençler hangi yüzyılda yaşadıklarını kavramaya başlayacaktır. 5. İki savaş arası dönemde imparatorluğun durgunluğu İngiltere'de herkesi etkiledi fakat özellikle orta sınıfın iki alt kesimi üzerinde dolaysız etki yaptı. Bunlardan biri bilimler olarak adlandırılan askeri emperyalist orta sınıf ve diğeri de sol kanat aydınlardı. Bu görünüşte düşman sembolik zıt iki tip küçük beyinli, kalın enseli, dinozor misali kadrosuz albay ve azametli duruşu, kubbemsi alnıyla alim taslağı, birbirleriyle zihinsel olarak sürekli bir karşılıklı etkileşim içindedirler ve herhalde önemli bir oranda da aynı ailedendirler. Bundan 30 yıl önce bilim sınıfı zaten hayatiyetini kaybediyordu. Kipling'in tasvir ettiği oğullarını donanma ve orduya subay veren ve Yukan'dan İrabadi'ye kadar dünyanın bütün boş yerlerine üşüşen bereketli cahil aileler 1914'ten önce önemini yitirmişti. Onları öldüren şey telgraftı. Küçülen ve gün geçtikçe Whitehall, parlamento tarafından yönetilen bir dünyada her sene daha az bireysel inisiyatif kalıyordu onlara. Clive, Nelson, Nicholson, Gordon misali adamlar modern İngiliz imparatorluğunda yer bulamayacaktır. 1920'lerden bu yana sömürge imparatorluğunun neredeyse her santimi Whitehall'ın elindeydi. Hüsnü niyet sahibi aşırı uygar adamlar, koyu renk elbiseler, siyah fötür şapkaları içinde sol kollarından kibarca sallanan şemsiyeleriyle Malaya ve Nijerya, Mombasa ve Mandalay üzerine sıkıcı hayat görüşlerini dayatıyorlardı. Ne zaman imparatorluk kurucuları katipler düzeyine indirilse, kağıt ve kırtasiyecilik dağları altına gömülmüşlerdir. Yirmilerin başında bütün imparatorlukta daha parlak günlerden tanınan yaşlı bürokratlar sürüp, giden değişikliklerin altında çaresizlikle kıvranıyorlardı. Bu zamandan sonra da yetenekli genç insanları imparatorluk dairesinde bir yer almaya ikna etmek olanaksız oldu. Ve resmiyet dünyası için geçerli olan ticaret dünyası için de geçerliydi. Büyük tekel şirketleri, küçük tüccar sürüleri tarafından yutuldu. Tehlikelere atılıp Hint adalarına ticarete gitmek yerine Bombay ve Singapur'daki yazıhanelerde oturuyorlardı. Ve Bombay'la Singapur'daki hayat, gerçekte Londra'daki hayattan daha sıkıcı ama daha güvenliydi. Emperyalist ruh, orta sınıfta büyük ölçüde aile geleneğine bağlı olarak güçlü kaldı. Fakat imparatorluğu yönetme işi çekici olmaktan çıkmıştı. Az miktarda yetenekli adam, imparatorluğun parçalanmasını önlemek umuduyla Süveyş'in doğusuna gitti. Fakat emperyalizmin ve bir ölçüde 1930'larda gördüğümüz İngiliz moralinin zayıflaması, kısmen imparatorluğun durgunluğunda boy veren sol kanat aydınının eseridir. Şu belirtilmelidir ki şimdi, şu ya da bu anlamda sol olmayan bir aydınlar takımı yoktur. Belki de son sağ kanat aydını T.A. Lawrence'dı. 1930'lardan bu yana aydın olarak tanımlanabilecek herkes, var olan düzenle sürekli bir uyuşmazlık halinde yaşamıştır. Zorunluydular çünkü toplum onlara hiç yer ayırmamıştı. Ne gelişen ne de parçalanan durgun bir imparatorlukta ve başlıca serveti şaşkınlığı olan insanlar tarafından yönetilen bir İngiltere'de akıllı olmak şüpheli olmaktı. Eğer TS Eliot'un şiirlerini ya da Karl Marx'ın teorilerini anlayabilecek cinsten bir beyine sahipseniz Otoriteler bundan sizin herhangi bir önemli işin dışında tutulmanız gerektiğini çıkaracaklardır. Aydınlar, kendileri için bir işlevi sadece edebi dergilerde ve sol kanat partilerde buldular. İngiliz sol kanat aydınının zihinsel yapısı yarım düzine aylık ve haftalık yayından öğrenilebilir. Bütün bu yayınlarda hemen göze çarpan şey, genellikle olumsuz kavgacı yaklaşımları ve her zaman herhangi bir yapıcı öneriden tam anlamıyla uzak oluşlarıdır. Onlar iktidarda hiç olmamış ya da bunu hiç ummayan insanın sorumsuz şikayetinden başka çok az şey vardır. Göze çarpan başka bir özellikleri de düşünceler dünyasında yaşayan ve fiziksel gerçeklikle çok az ilişkisi olan insanların duygusal sığlığıdır. 1935'e kadar solun pek çok aydını şaşırtıcı derecede pasifistti. 1935-39 yılları arasında Almanya'ya karşı savaş için yırtındılar ve savaş başladığında da çabucak öfkeleri geçiverdi. Kesinlikle değilse de yaygın olarak İspanya İç Savaşı sırasında en anti olanların çoğunun bugün bozguncu olduğu doğrudur. Ve burada İngiliz aydınında bulunan en önemli gerçek yatar. Onların ülkenin ortak kültüründen kopuklukları. İngiliz aydını bir noktaya kadar Avrupalılaşmıştır. Mutfaklarını Paris'ten, görüşlerini Moskova'dan alır. Ülkenin genel yurtseverliği içinde onlar bir muhalif düşünce adası oluştururlar. İngiltere belki de aydınlarının kendi milliyetlerinden utandığı tek büyük ülkedir. Sol kanat çevrelerde her zaman İngiliz olmaktan hoşnutsuzluk vardır. Ve at yarışlarından yağlı pudinglere kadar her İngiliz kurumuna istihzayla gülmek bir görevdir. İlginçtir ki hemen her İngiliz aydını Tanrı Kralı Korusun çalarken ayakta durmaktan, bir sadaka kutusundan para çalmaktan daha fazla utanır. Bütün bu kritik yollar boyunca pek çok sol kanat üyesi İngiliz moraliyle bağlarını keserek bazen ezilmişçesine pasifist, bazen şiddetli Rus taraftan fakat her zaman anti-İngiliz bir görüş yaymaya çalıştı. Bunun ne kadar etkili olduğu su götürür ama biraz olduğu da kesindir. Eğer İngiliz halkı senelerdir moralinin genel bir zayıflamasından muzdaripse ve bunun için faşist uluslar onların düşkün olduğuna karar verip savaşmaktan çekinmiyorlarsa, bundan solun entelektüel sabotajı kısmen sorumludur. New Statement ve New Chronicle ikisi birden Münih Anlaşması'na karşı kıyamet kopardılar. Bir yandan da onu kolaylaştıracak şeyleri yaptılar.'' 10 yıllık sistematik bilim peziyeti bilimlerin kendilerini bile etkiledi ve silahlı kuvvetlere akıllı genç adamlar bulmak giderek daha da zor oldu. İmparatorluğun durgunluğu veri alındığında askeri orta sınıfın zayıflaması kaçınılmazdı. Fakat sığ solculuğun yayılması bu süreci hızlandırdı. Şurası açıktır ki son 10 yıldır İngiliz aydınlarının özel konumu salt menfi yaratıklar, salt anti bilimler olarak hakim sınıf aptallığının dolaylı bir ürünü olmaktır. Toplum onları kullanamaz ve onlar da ülke için anca beraber kanca beraber olunduğunu görerek onun içinde yer almazlar. Bilimler de alimler de sanki doğa yasasıymış gibi zeka ve yurtseverliğin birbirinden ayrıldığını kabul ettiler. Eğer bir yurtseversen Blackwoods magazin okursun ve Tanrı'ya beyinsiz olduğun için şükredersin. Eğer aydınsan Yuni İngiliz bayrağına sırıtır ve fiziki cesareti barbarca görürsün. Şurası açıktır ki bu ahmakça uzlaşma devam edemez. Bloomsbury alimi o mekanik sırıtmasıyla bir süvari albayı kadar çağ dışıdır. Modern bir ulus bunlardan oluşamaz. Yurtseverlik ve zeka yine bir araya gelecektir. Dövüşüyor hem de çok özel bir savaşta dövüşüyor olmanız gerçeği bunu mümkün kılabilir. 6 Geçen 20 yılda İngiltere'deki en önemli değişikliklerden biri orta sınıfın yukarı ve aşağı doğru yayılması olmuştur. Bu öyle bir ölçüde oldu ki toplumun kapitalistler, proleterler ve küçük burjuvalar, küçük mülk sahipleri şeklinde olan sınıflaması hemen hemen tamamen eskidi. İngiltere mülkiyet ve mali gücün çok az elde toplandığı bir ülkedir. Modern İngiltere'de elbiseleri, mobilyası ve muhtemelen bir evin dışında şeylere sahip olan çok az insan vardır. Köylülük uzun zamandan beri yok olmuştur. Bağımsız esnaf yıkıma uğratılıyor ve küçük iş adamı sayısı giderek düşüyor. Fakat aynı zamanda modern endüstri oldukça yüksek ücretler alan çok sayıda yönetici, satış elemanı, mühendisler, kimyacılar ve her çeşit teknisyenler olmaksızın yürüyemeyecek kadar karmaşıklaşmıştır. Ve bunlar sırayla profesyonel doktorlar, avukatlar, öğretmenler, sanatçılar ve benzeri ve benzeri sınıfına gerek duyarlar. Bunun içindir ki gelişmiş kapitalizmin eğilimi bir zamanlar göründüğü gibi orta sınıfı yok etmek değil, genişletmek yönündedir. Fakat bundan da önemlisi işçi sınıfı arasında orta sınıf düşünce ve alışkanlıklarının yayılmasıdır. İngiliz işçi sınıfı 30 sene öncesine kıyasla her bakımdan daha iyi durumdadır. Bu kısmen trade unionların fakat kısmen de fizik bilimlerinin ilerlemesindendir ve her zaman gerçekleşmese de bir ülkenin hayat standardı ancak gerçek ücretlerdeki artışla birlikte gelişebilir uygarlık, kendini bir noktaya kadar çizme mahmuzlarıyla yükseltebilir. Oysa toplumsal örgütlenmenin adaletsizliğine rağmen belirli teknik gelişmeler bütün toplumun yararınadır. Çünkü bazı şeyler zorunlu olarak ortaklaşa sahiplenilir. Örneğin bir milyoner sokak lambalarını kendisi için yakarken başkaları için söndüremez.'' Şimdi uygar ülkelerin neredeyse bütün vatandaşları iyi yollardan, musluktan akan sudan, polis korumasından, açık kitaplıklardan ve muhtemelen özgür eğitimden yararlanıyorlar. İngiltere'de halk eğitimi her zaman parasal olanaklardan yoksun bırakılmasına rağmen, öğretmenlerin samimi ve büyük ölçüde katkılarıyla gelişmiş ve okuma alışkanlığı alabildiğine yayılmıştır. Zengin ve yoksulun aynı kitapları okuması, aynı filmleri görmesi, aynı radyo programlarını dinlemesi giderek artmaktadır. Ve konut yapımındaki gelişmeler, ucuz elbiselerin toplu üretimi yaşam tarzlarındaki ayrımı azaltmaktadır. Özellikle kadınların giysilerindeki zengin yoksul farklılığı 30 hatta 15 yıl öncesine göre oldukça azalmıştır. İngiltere konutların yapımındaki gelişmeye rağmen uygarlığın üzerinde bir leke gibi görünen gece kondulara hala sahiptir. Ama son 10 senedir özellikle yerel idareler tarafından yeni binalar yaptırıldı. Elektrik ışığı ve banyosuyla modern bir belediye konutu Borsa Simsarı'nın villasından daha küçüktür. Ama yine de aynı cinsdir. Tarım işçisinin kulübesi ise farklıdır tabii. Bir belediye evinde büyüyen biri, gerçekte görülebilir bu, Gecekondu'da yetişen birinden daha fazla orta sınıf görünümlüdür. Bütün bunların etkisi davranış ve tavırların genel bir yumuşaması oluyor. Bu, modern endüstriyel yöntemlerin daha az kas gücüne ihtiyaç duyma eğilimi ve insanlara günlük işleri bittikten sonra daha fazla enerji bırakması gerçeğiyle de artmaktadır. Hafif endüstrideki birçok işçi bir doktor ya da bakkaldan daha az el emekçisidir. Zevklerde, alışkanlıklarda ve görünüşte işçi sınıfı ve orta sınıf birlikte davranıyorlar. Adaletsiz farklılıklar kalıyor. Fakat gerçek farklar azalıyor. Eski tür proleter, yakasız, tıraşsız ve kasları ağır işten çarpılmış, hala var fakat sayısı sürekli azalıyor. O sadece İngiltere'nin kuzeyindeki ağır sanayi bölgelerinde çoğunlukta. 1918'den sonra İngiltere'de daha önce olmayan bir şey belirmeye başladı.'' toplumsal sınıfı belirsiz insanlar. 1910'da da bu adalardaki her insanoğlu elbiseleri, davranışları ve aksanıyla belirli bir yere yerleştirilebilirdi. Bugün durum böyle değil. Bütün bunların ötesi, endüstrinin güneye doğru kayması ve ucuz otomobil üretiminin sonucu olarak gelişen yeni kasabalarda durum böyle değildir. Geleceğin İngilteresi'nin tohumları için bakılacak yer hafif sanayi bölgeleri ve ana yol boylarıdır. Slok'ta, Dagenham'da, Bemut'ta, Letchworth'ta, Hayes'te, gerçekten büyük yerleşim merkezlerinin varoşu olan her yerde eski toplumsal örgü giderek yeni olan bir şeylere dönüşmektedir. Bu cam ve tuğla kalabalığı içinde kasabanın malikane ve gece kondularıyla ya da kırın sefil kulübe ve senyor evleriyle oluşan keskin farklılıklar uzun süre var olamaz.'' Gelirin geniş bir derecelenmesi vardır fakat farklı düzeylerde yaşanan emekli sandığı daireleri ve belediye evlerinde, beton yollar boyunca ve yüzme havuzlarının çıplak demokrasisinde aynı türden bir hayat da vardır. Bu, radyosu, picture postu ve işten yanmalı motoruyla mütevazı bir besin etrafında yoğunlaşan, epeyce kültürsüz ve sıkıcı bir hayattır. Bu, çocukların manyetolar üzerine derin bir bilgiyle ve İncil üzerine tam bir cahillikle yetiştirdikleri bir uygarlıktır. O uygarlığa en fazla evinde oturan halk ve daha kesin olarak modern dünyadaki teknisyenler, yüksek ücretli vasıflı işçiler, havacılar, radyo uzmanları, film üreticileri, tanınmış gazeteciler ve endüstriyel kimyacılar sahiptir. Onlar eski sınıf farklılıklarının yok olmaya başladığı belirsiz katmandır. Biz yenilmezsek bu savaş sınıf ayrılıklarının çoğunu ortadan kaldıracaktır. Her gün onların devam etmesini isteyen daha az insan kalıyor. İngiltere'deki yaşam örgüsünün değişmesinin onun kendine has tadını yok edeceğinden korkmamıza gerek yok. Büyük Londra'nın yeni kırmızı şehirleri yeterince kuru fakat bunlar değişimle birlikte giden aceleciliklerdir. İngiltere ne şekilde savaştan çıkarsa çıksın daha önce sözünü ettiğim özelliklerde derinden çınlayacaktır. Onu Ruslaşmış ya da Almanlaşmış görmeyi umut eden aydınlar yok olacaktır. Nezaket, iki yüzlülük, düşüncesizlik, yasaya saygı ve üniformaya nefret de yağlı pudingler ve sisli bulanık gökler gibi kalacaktır. Ulusal kültürü yok etmek için yabancı bir düşmanın uzun süren bir işgali gibi büyük felaketler gerekir. Borsa al aşağı edilecektir. Pulluk yerini traktöre bırakacaktır. Malikaneler çocukların tatil kamplarına dönüştürülecektir. Atom ve Harrow çekişmesi unutulacaktır ama İngiltere, İngiltere olarak kalacaktır. Ölümsüz bir hayvan gibi geçmişe ve geleceğe uzanıyor, bütün yaşayan şeyler gibi görünüşü değiştirme ve aynı kalma gücüne sahip. İkinci kısım Esnaflar Savaşta 1. Bu kitaba Alman bombalarının nameleriyle başlamıştım ve bu ikinci kısma ilaveten baraj ateşinin velvelesiyle başlıyorum.'' Sarı top ateşleri gökyüzünü aydınlatıyor, şarapneller evlerin tepesinde patlıyor ve Londra köprüsü düşüyor, düşüyor, düşüyor. Harita okumayı bilen herkes, ölümcül bir tehlike içerisinde olduğumuzu bilir. Yenildiğimizi ya da yenilmeye mahkum olduğumuzu söylemiyorum. Hemen hemen tamamen sonuç bizim istemimize bağlı. Fakat şu anda beş kulaçlık bir çorbadayız ve bizi buraya hala bağlandığımız bu dalalar getirdi. Çözümlerimizi gözden geçirmezsek hep birlikte boğulacağız. Savaş, özel kapitalist sistemin toprağın, fabrikaların, madenlerin, taşımacılığın sadece kar için çalışan özel mülk olduğu ekonomik sistemin yürümediğini gösterdi. O malı kurtaramaz. Bu gerçek geçen yıllarda milyonlarca insan tarafından biliniyordu. Fakat üstesinden gelinemezdi. Çünkü aşağıdan sistemi değiştirmek için gerçek bir istem gelmedi ve yukarıdakiler de tam bu noktada kendilerini koyu bir cahil olarak eğitmişlerdi. Tartışma ve propaganda hiçbir yere ulaşamadı. Mülkiyet lordları sadece kıç üstü oturdular ve her şeyin böyle daha iyi olduğunu iddia ettiler. Oysa Hitler'in Avrupa'yı fethi kapitalizmin fiziki bir düşüşüydü. Savaş, bütün kötülüklerine rağmen bir hadde kadar cevaplandırılamayan bir güç sınamasıdır. Bir gücünü dene makinesi gibi. Büyük güç paraya döner ve sonucu öngörmenin de hiçbir yolu yoktur. Gemi uskuru icat edildiğinde çarklı teknelerin mi, uskurlu teknelerin mi daha iyi olduğu konusunda yıllarca süren bir tartışma vardı. Çarklı tekneciler, bütün köhne şeyler gibi samimi tartışmalarla desteklenen şampiyonlara sahipti. Sonunda bir amiral, Aynı güçte motorlara sahip, biri uskurlu, biri çarklı iki tekneyi kıç kıça bağladı ve motorlarını çalıştırdı. Bu sorunu ilelebet çözdü. Flander'in ve Norveç'in tarlalarında olanlarda da buna benzer bir şeyler vardı. Şimdiye kadar her zaman planlı bir ekonominin plansız bir ekonomiden daha güçlü olduğu kanıtlandı. Fakat burada bu çok suistimal edilen kelimelere, sosyalizm ve faşizme bir çeşit tanımlama getirmek gerekir. Sosyalizm, Genellikle üretim araçlarının ortak mülkiyeti olarak tanımlanır. Kabo olarak devlet bütün ulusu temsil eder, her şeye sahiptir ve herkes devletin işçisidir. Bu insanlar elbise ya da mobilya gibi özel şeylere sahip olamazlar anlamına gelmez. Fakat bütün üretici mallar, toprak, madenler, gemiler ve makineler devletin malıdır. Devlet tek ve büyük üreticidir. Sosyalizmin her bakımdan kapitalizme üstün olduğu kesin değildir. Fakat kapitalizmin aksine üretim ve tüketim sorunlarını çözdüğü kesindir. Normal zamanlarda kapitalist ekonomi ürettiği her şeyi tüketemez. Bunun içinde sürekli bir artık ve işsizlik vardır. Buğday fırınlarda yanar, ringa sürüleri tekrar denize dökülür ve benzeri. Öte yandan savaş zamanlarında bütün ihtiyaçları üretmekte zorluk çekilir. Çünkü ucunda kar görülmeksizin hiçbir şey üretilemez. Sosyalist bir ekonomide bu sorunlar yoktur. Devlet sadece ne kadar malın gerekli olduğunu hesaplar ve onları üretmek için en iyisini yapar. Üretim sadece emek miktarı ve ham maddelerce sınırlandırılır. Para, iç amaçları için bütün gücü esrarengiz bir şekilde kendinde toplayan bir şey olmaktan çıkar ve o anda kullanışlı olabilecek tüketim mallarından edinebilmek için yeterli miktarda basılan bir vesika haline gelir.'' Oysa son birkaç senede üretim araçlarının ortak mülkiyeti tanımının kendi başına sosyalizmin yeterli bir tanımı olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna şunlar da ilave edilmelidir. Gelirlerin eşitliği, yaklaştıktan daha fazlası gerekmez, politik demokrasi ve bütün kalıtımsal ayrıcalıkların özellikle eğitimde sona erdirilmesi. Bunlar sınıf sisteminin yeniden belirmesine karşı zorunlu özgübencelerdir. Merkezi iyileşmiş mülkiyet, halk kitlesi kabaca aynı düzeyde yaşamaksızın ve hükümet üzerinde bir çeşit kontrole sahip olmaksızın pek az şey ifade eder. Devlet kendi kendini seçen bir partiden başka bir şey olmaz ve oligarşi ayrıcalık paradan çok güce dayanmış bir halde geri döner. Peki o zaman faşizm nedir? Bir noktaya kadar Alman tipi kapitalizmin, sosyalizmden tam da bu görünümleri savaş amaçlarında etkin olabilmek için aldığı bir türüdür. İçeride Almanya sosyalist bir devletle epeyce ortak noktaya sahiptir. Mülkiyet ortadan kaldırılmamıştır. Hala işçiler ve kapitalistler vardır ve bu önemli bir noktadır. Bütün dünyadaki zenginlerin faşizme duydukları eğilimin gerçek nedeni de budur. Nazi devriminden önce kapitalist olanların yine kapitalist, işçi olanların yine işçi olduğu genellikle söylenir. Fakat aynı zamanda sadece Nazi partisinden ibaret olan devlet her şeyi kontrol eder. Yatırımı, ham maddeleri, faiz oranlarını, çalışma saatlerini, ücretleri her şeyi kontrol eder. Fabrika sahibi hala fabrikasına sahiptir ama pratikte bir yönetici düzeyine indirgenmiştir. Ücretler çok büyük oranda değişmesine rağmen gerçekte herkes devletin işçisidir. Böyle bir sistemin tek etkinliği çok açıktır ki fazlanın ve muhalefetin yok edilmesidir. Yedi sene içerisinde o, dünyanın bugüne kadar gördüğü en güçlü savaş makinesini yarattı. Fakat faşizmin altında yatan düşünce ile sosyalizmin dayandığı düşünce uzlaşmaz biçimde farklıdır. Sosyalizm, sonuç olarak eşit ve özgür insanların dünya devletini amaçlar. İnsan haklarının eşitliği genel kabul olarak alınır. Nazizm tam tersini üstlenir. Nazi hareketinin arkasındaki itici güç, insan eşitsizliğine olan inançtır. Almanların diğer bütün ırklara üstünlüğü ve Almanya'nın dünyayı yönetme hakkı. Alman reyçi dışında hiçbir sorumluluk ve mükellefiyet tanımaz. En önemli Nazi profesörleri defalarca yalnız Nordik adamının tam insan olduğunu kanıtladılar. Hatta Nordik olmayan insanların bizim gibi gorillerle çiftleşerek üreyebileceğini bile tartıştılar. Bunun içindir ki savaş sosyalizminin bir türü Alman devleti içinde var olurken diğer taraftan fethettikleri uluslara yaklaşımları bir sömürücüden daha beter olmaktadır. Çeklerin, Lehlerin ve Fransızların işlevi sadece Almanya'nın ihtiyacını duyabileceği malları üretmek ve ancak onları açık bir isyandan uzak tutabilecek kadar bir gelir elde edebilmek olacaktır. Eğer biz ele geçersek İşimiz muhtemelen Hitler'in Amerika ve Rusya'ya karşı yakında çıkabilecek savaşına silah üretmek olacaktır. Gerçekte Nazilerin amacı dört ana kastıyla Hindu dinine yakın olan bir kas sistemi kurmaktır. Tepede Nazi partisi, ardından Alman halkı, onun ardından esir Avrupa nüfusu, dördüncü ve sonuncu da Hitler'in yarı maymunlar dediği tamamen açık köleliğe indirgenecek renkli ırklar. Bu sistem bize dehşetengiz gelebilir ama yürüyor. Yürüyor çünkü belirli bir amaca dünya petine göre donanmış planlı bir sistem ve ister kapitalist ister işçi olsun hiçbir özel çıkarın yoluna dikilmesine izin vermiyor. İngiliz kapitalizmi yürümüyor çünkü o özel karın temel amaç olduğu ve olması gerektiği rekabetçi bir sistem. O içindeki bütün güçlerin zıt yönlere çekiştirdiği ve bireyin çıkarlarının sık sık devletle zıtlaştığı bir sistem. Bütün bu kritik yıllar boyunca İngiliz kapitalizmi, muhteşem endüstriyel işletmeleri ve kıyas kabul etmez kalifiye emek arzına rağmen savaş için hazırlanma zorlanmasında eşitsizdi. Modern ölçüde bir savaşa hazırlanmak için tüketim maddelerinden kesmek demek olan ulusal gelirin büyük bir kısmını silahlanmaya yöneltmek zorundaydı. Bir bombardıman uçağının fiyatı 50 otomobilin, 8 bin ipek çorabın ya da milyonlarca somun ekmeğin fiyatına eşittir. Açıktır ki ulusal yaşam standardını düşürmeden bombardıman uçaklarına sahip olamazsınız. Mareşal Goring'in söylediği gibi tereyağı ya da toplar. Fakat Chamberlain'ın İngiltere'sinde geçiş yapılmadı. Zenginler zorunlu vergilendirme ile karşılaşmadılar ve zenginler hala zenginken fakirleri daha ağır vergilendirmek olanaksızdı. Dahası karı temel amaç olarak gördüğü sürece fabrikatör temel tüketim maddelerinden silahlanmaya doğru bir geçiş yapmaya niyetli değildir. Bir iş adamının ilk görevi hissedarlarına karşıdır. İngiltere tanka gerek duyabilir fakat belki de otomobile daha fazla öder. Savaş maddelerinin düşmanın eline geçmesini önlemek ortak bir duygudur. Fakat en yüksek pazarda satmak da bir iş görevidir.'' 1939 Ağustos'unun sonunda İngiliz tüccarları Almanya'ya satış açlığı içerisinde birbirlerini çiğneyerek saç, kauçuk, bakır ve cila satıyordu. Ve açıktır ki savaşın bir ya da iki hafta içerisinde patlak vereceğini biliyorlardı. Bu, bir insanın birisine boğazını kesmesi için bıçak satması kadar anlaşılır bir şeydir. Fakat çok... iyi işte. Ve şimdi sonuçlara bakalım.'' 1934'ten sonra Almanya'nın yeniden silahlandığı biliniyordu. 1936'dan sonra kafasında göz taşıyan herkes savaşın geldiğini biliyordu. Münih'ten sonra sorun sadece savaşın ne kadar yakında çıkacağıydı. 1939 Eylül'ünde savaş başladı. 8 ay sonra keşfedildi ki teçhizat olarak İngiliz ordusu 1918 ortalamasının zar zor üzerindedir. Askerlerimizi sahillere doğru bir uçağa üç uçak, tanka karşı tüfek, makinelilere karşı süngüyle korkunç bir savaş içerisinde gördük. Subaylara verecek yeterli revolver bile yoktu. Savaştan bir sene sonra ordunun hala 300 bin miğfer eksiği vardı. Hatta üniforma kıtlığı bile açıktı. Bu, dünyanın en ünlü yün mal üreticisi ülke.'' Bunlar olduğunda bütün zengin sınıf hayat tarzında bir değişiklikle karşılaşmaya isteksiz olarak gözlerini faşizmin ve modern savaşın doğasına kapadı ve sahte bir iyimserlik onların reklamlarıyla yaşayan sokak basını tarafından ticari koşullarını normalde tutmak amacıyla beslendi. Her sene Beaverbrook yayınları bize hiçbir savaş olmayacak teminatını dev başlıklarla verdi ve 1939'un başı gibi geç bir tarihte Lord Rothermere Hitler'i büyük bir centilmen olarak tanımlıyordu. Ve İngiltere felaket anındayken gemiler dışında bütün savaş malzemesinin eksikliği belgelendiğinde, otomobilde, kürk cekette, gramofonda, rujda, çikolata ve ipek çorapta hiçbir kıtlık kaydedilmedi. Ve kim özel karla kamusal zorunluluk arasındaki çekişmenin devam etmediğini iddia etmeye cesaret edebilir? İngiltere kendi yaşamı için dövüşür ama iş hayatı kar için dövüşmelidir bu iki çelişik sürecin yan yana yürüdüğünü açtığınız her gazetede görmeniz mümkün değildir. Aynı sayfada sizi tasarrufa çağıran satıcı bulacaksınız. Savunmaya bağışla fakat yine sizin için iyidir. Bir Spitfire al ama Hake ve Hake, Pons, yüz kremi ve kara çikolataları da al. Fakat bir şey ümit veriyor. Kamuoyunda görülen dönüş. Eğer bu savaştan sağ çıkarsak, Flander'deki yenilgi İngiliz tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri haline dönüşecektir. Bu harikulade felakette işçi sınıfı, orta sınıf ve hatta iş çevrelerinin bir bölümü bile özel kapitalizmin aşırı çürümüşlüğünü görebilir. Bundan önce kapitalizme karşı mesele kanıtlanmamıştı. Tek sosyalist ülke olan Rusya geri kalmış ve uzaktaydı. Bütün eleştiriler fare suratlı bankerlerin ve küstahça gülen borsa tellallarının gözü önünde parçalandı. Sosyalizm. Ha ha ha. Para nereden geliyor? Ha ha ha. Mülk sahipleri bunu biliyor ve koltuklarına sıkı sıkı yapışıyorlar. Fakat Fransız çöküşünden sonra artık gülnemeyecek bazı şeyler oldu. Ne polisin ne de çek defterlerinin karşısında işe yaramayacağı bir şeyler. Bombardıman. Fiu! Bom! Nedir bu? Oo! Oh, sadece borsanın üzerinde bir bomba. Fiu! Birinin değerli kiralık semplerinden yeni bir dekar daha batıya gitti. Hitler bir noktada tarihe Londra şehrini yüzünün yanlış tarafıyla güldüren adam olarak geçecek. Hayatlarında ilk olarak rahatlar, rahatsız oldular. Profesyonel iyimserler de bazı şeylerin yanlış olduğunu kabul ettiler. Bu ileriye doğru büyük bir adımdı. Şu andan itibaren suni olarak aptallaştırılmış insanları planlı bir ekonominin içinde kötü adamın kazandığı herkes için hür bir ekonomiden daha iyi olabileceğine ikna etmek iğrenç işi tekrar o kadar iğrenç olmayacak. 2. Sosyalizm ve kapitalizm arasındaki farklılık basit bir teknik farklılık değildir. Bir sistemden diğerine geçiş, fabrikaya yeni bir parça makine yerleştirip aynı insanların denetim konumunda olarak eskisi gibi devam etmekle olamaz. Tam bir iktidar değişikliğinin gerektiği açıktır. Yeni bir kan, yeni bir insan ve yeni fikirler. Kelimenin gerçek anlamıyla bir devrim. Daha önce İngiltere'nin sağlamlığı ve türdeşliğinden söz etmiştim. Yurtseverlik hemen bütün sınıflar arasında bir iletişim kablosu olarak işlev görüyor. Dunkirk'ten sonra kafasında göz taşıyan herkes bunu görebilirdi. Fakat o andaki bütün vaatlerin yerine geldiğini ileri sürmek saçma olur. Şimdi halk kitlesinin hemen tamamı zorunlu geniş değişikliklere hazırdır ama bunlar daha gerçekleşmeye bile başlamadı. İngiltere yanlış üyelerin denetiminde olan bir ailedir. Hemen tamamen zenginler ve doğuştan gelen bir hakla iktidar konumunu elinde tutanlar tarafından yönetiliyoruz. Az bir kısmı bilinçli hain de olsa çoğu aptal da değildir. Ama bir sınıf olarak bizi zafere ulaştırmak için tamamen yeteneksizdir. Maddi çıkarları sürekli onları yanıltmasa bile bunu beceremezler. Daha önce işaret ettiğim gibi yapay olarak aptallaştırılmışlardır. Her şey bir yana paranın hakimiyeti bizim, büyük ölçüde hangi çağda yaşadıklarını ve nasıl bir düşmanla dövüştüklerini kavramaktan aciz yaşlılar tarafından yönetilmemizi icap ettirir. Savaşın başında yaşlı kuşağın 1914-18 savaşının tekrar ettiği fesatça iddiasından daha tahrip edici bir şey olamazdı. Bütün yaşlı işe yaramazlar 20 sene daha yaşlı ve yüzlerinde cenaze havasıyla yeniden işbaşı yaptılar. Ian Hay birlikleri alkışlıyor, Belok strateji üzerine makaleler yazıyor, Maurice radyo programları yapıyor, Bamesfather karton filmler çiziyordu. Tam bir hayaletler çay partisiydi ve olayların bu durumu zar zor değişti. Felaketin şoku Bevin gibi az miktarda yetenekli adam cepheye getirdi. Ama genelde hala 1931-39 yıllarını Hitler'in tehlikeli olduğunu anlamaksızın yaşamış insanlar tarafından yönetiliyoruz. Bir iflah olmazlar kuşağı, cesetlerin gerdanlıkları gibi üzerimizde sallanıyor.'' Er ya da geç savaşın herhangi bir sorunuyla ilgilenildiğinde ve bunun en geniş strateji sorunları olmasıyla iç örgütlenmenin en hafif sorunları olması arasında hiç fark yoktur. İngiltere'nin toplumsal yapısı aynı kaldıkça gerekli hiçbir hareketin yapılamayacağı anlaşılacaktır. Kaçınılmaz olarak hakim sınıf yetişmesi ve konumu gereği genel çıkarlarla uzlaşmaz olan kendi ayrıcalıkları için dövüşüyor. Savaş amaçlarının, strateji, propaganda ve endüstriyel örgütlenmenin su geçirmez bölmelerde olduğunu düşünmek yanlıştır. Bütün bunlar bağlantılıdır. Her stratejik plan, her taktik yöntem, hatta her silah onları üreten toplumsal sistemin damgasını taşıyacaktır. İngiliz hakim sınıfı, her zaman ve hala Bolşevizme karşı kendi koruyucusu olarak gördüğü Hitler'e karşı dövüşüyor şimdi. Bu onların kasıtlı olarak ülkeyi sattıkları anlamına gelmez. Fakat her kritik anda tereddüde düşer, içkilerini alır çekilir ve yanlış şeyi yaparlar. Churchill hükümeti, süreci bir anlamda durdurana kadar yanılmaz bir güdüyle 1931'den beri hep yanlış şeyler yaptılar. Aptal olmayan herkes, faşist bir İspanya'nın İngiltere'nin düşmanı olacağını onlara söyleyebilirdi. Buna rağmen İspanya hükümetini devirmesi için Franco'ya yardım ettiler.'' 1939-40 boyunca İtalya'yı bütün dünyanın baharda saldırıya geçeceklerini bilmesine rağmen savaş malzemesiyle beslediler. Birkaç yüz bin hisse senedi sahibinin hatırı için bir müttefik olan Hindistan'ı bir düşmana dönüştürdüler. Dahası zengin sınıflar iktidarda kaldıkça hiçbir savunmacı strateji geliştirilemez. Her zafer statükoda bir değişme anlamı taşır. Kendi imparatorluğumuzdaki renkli halklar arasında yankılar uyandırmaksızın İtalyanları Habeşistan'dan nasıl atabiliriz? Hatta Alman sosyalist ve komünistlerini iktidara getirme riski olmaksızın Hitler'i nasıl ezebiliriz? Bu bir kapitalist savaştır ve İngiliz emperyalizmi ganimet için dövüşüyor diye feryat eden sol kanat kafasını geriye çevirdi. Son olarak da İngiliz zengin sınıfının taze alanlar ile geçirmek istediği iddiası vardı ki bu sadece sıkıntı verici. Onların savaş amacı söylemeye bile değmez sadece ne ele geçirmişlerse onu elde tutmaktır. İçeride ise İngiltere hala zengin adamın cennetidir. Özveri eşitliği. Özveri eşitliği üzerine bütün konuşmalar anlamsızdır. Fabrika işçilerinden daha uzun çalışma saatlerine katılmaları istenirken, aynı zamanda gazetelerde sofracı başı, evde bir, karargahta sekiz saat ilanları görülmektedir. East End'de bombalanmış kalabalık, Aç ve evsiz kalırken varlıklı kurbanlar kolayca arabalarına yürüdüler ve konforlu kır evlerine kaçtılar. Home Guard, iç savunma teşkilatı birkaç haftada bir milyon insanla doldu ve yukarıdan yapılan bilinçli bir düzenlemeyle sadece özel gelir sahibi insanların kumanda konumunda olabileceği tarza getirildi. Oranlama sistemi de yıllık 2000 poundun üzerinde geliri olanları etkilemezken hep fakirlerin zararına oldu. Ayrıcalık, her yerde iyi niyeti harcadı. Böyle koşullarda propaganda bile neredeyse imkansız hale gelir. Yurtsever duyguları ayağa kaldırmak için savaşın başında, Chamberlain hükümeti tarafından basılan kırmızı posterler bütün derinlik rekorlarını kırdılar. Yine de olduklarından farklı olamadılar. Chamberlain ve yardakçıları faşizme karşı bir halk kabarışı riskini nasıl göze alabilirlerdi ki? Gerçekten faşizme düşman olan herkes aynı zamanda Chamberlain'a ve Hitler'in iktidara gelmesine yardım eden diğerlerine de karşı olmalıdır. Ve tabii dış propaganda ya da Lord Halifax'ın bütün konuşmalarında Avrupa'nın tek bir yerlisi için küçük parmağının ucunu tehlikeye atacağına dair tek bir somut işaret bile yoktur. Halifax ya da onun gibiler için savaşın amacı zamanı 1933'e geri götürmekten başka ne olabilir? İngiliz halkının dehası sadece devrimle özgürleştirilebilir. Devrim kızıl bayraklar ve sokak savaşları anlamına gelmez. İktidarın kökten değişimi anlamına gelir. Onun kanlı olup olmayacağı tamamen zamana ve yere bağlı bir rastlantıdır. O tek bir sınıfın diktatörlüğü anlamına da gelmez. İngiltere'de hangi değişikliklerin gerektiğini kavrayabilen ve bunu yerine getirebilecek insanlar sadece bir sınıfın içinde değildir. Tabii ki aralarında yıllık geliri 2000 poundun üzerinde olan pek fazla insan yoktur. İstenen sıradan insanın edilgenliğe, sınıf ayrıcalığına ve eskinin hükmüne açık bir baş kaldırısıdır. Bu basit bir hükümet değişikliği değildir. İngiliz hükümetleri halkın istemini temsil ederler ve eğer biz yapıyı aşağıdan değiştirmek istiyorsak ihtiyacını duyduğumuz hükümeti getirmeliyiz denir genellikle. Aptal profaşistler olan elçiler, generaller, memurlar ve sömürge yöneticileri aptallıkları halkça bilinen kabine üyelerinden daha tehlikelidir. Ulusal yaşamımız boyunca ayrıcalığa, yarım akıllı bir okul çocuğunun zeki bir makinisten daha iyi yönetebileceği fikrine karşı dövüşmeliyiz. Aralarında dürüst ve yetenekli bireyler olmasına rağmen biz bir bütün olarak zengin sınıfın pençesini kırmak zorundayız. İngiltere gerçek biçimini almalıdır.'' yüzeyin altındaki fabrikalar ve gazete bürolarındaki uçaklarda ve denizaltılarındaki İngiltere kendi kaderini ellerine almalıdır. Kısa vadede özveri eşitliği, savaş komünizmi, köklü ekonomik değişikliklerden bile daha önemlidir. Endüstrinin ulusallaştırılması çok gereklidir. Fakat daha da önemlisi sofracı başı ve özel gelirler gibi canavarlıkların derhal yok olması gerekmektedir. İspanyol Cumhuriyeti'nin korkunç eşitsizlik şartlarında iki buçuk sene dövüşebilmesi ağır servet eşitsizlikleri olmamasından ötürüydü. İnsanlar korkunç acılar çektiler. Fakat hepsi benzer acılar. Bir askerin sigarası olmadığında bir generalin de yoktu. Özveri eşitliği sağlandığında İngiltere gibi bir ülkenin morali muhtemelen yıkılmaz olacaktır. Fakat şimdi her zamankinden daha derin ama dipsiz olmayan geleneksel yurtseverlik dışında güvenebileceğimiz hiçbir şey yok. Şu ya da bu noktada ben Hitler idaresi altında daha kötü olmam diyen biriyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Fakat sıradan askerler altı penslik günlükle hayatlarını tehlikeye atarken Şişman kadınlar Rolls Royce sürüp köpeklerine bakıyorsa ona ne cevap verebilirsiniz? Hangi cevabı dinleyeceğini umabilirsiniz? Öyle görünüyor ki bu savaş daha üç sene sürecek. Bu ağır ve şiddetli çalışma, soğuk sıkıcı kışlar, berbat yiyecekler, eğlence yokluğu ve uzayıp giden bombardıman demektir. Bu ortalama yaşam standardını düşürür. Çünkü savaşın en gerekli eylemlerinden biri tüketim malları yerine silah üretmektir.'' İşçi sınıfı korkunç şeyler çekecektir ve onlar hemen tamamen ne için dövüştüklerini netleştiremeden üretecek ve çekeceklerdir. Onlar korkak değildir ve hatta enternasyonel eğilimli de değildir. Onlar İspanyol işçileri kadar hatta daha fazla dayanabilirler. Fakat ileride kendilerini ve çocuklarını daha iyi bir hayatın bekleyeceğine dair bir kanıt isteyeceklerdir. Şurası açıktır ki, onlar vergilendirildiklerinde ve aşırı çalışmaya koşulduklarında zenginleri de daha ağır güçlükler içerisinde görmelidirler. Ve onlar böğürdüklerinde daha iyi olacaktır. Eğer gerçekten istiyorsak bunları getirebiliriz. İngiltere'de halkın fikrinin gücü olmadığı düşüncesi yanlıştır. O bazı şeyleri başarmaksızın kendini duyuramaz. Geçen altı aydaki birçok iyi değişiklikten o sorumludur. Fakat biz bir buzul ağırlığıyla hareket eder ve yalnız felaketlerden öğreniriz. Paris'in düşmesi, Chamberlain'ın saf dışı edilmesine ve East End'de binlerce insanın zorunlu olmayan acıları tamamen olmasa da kısmen Sir John Anderson'ın görevden uzaklaştırılmasına yol açtı. Cesetleri gömmek için savaş kaybetmenin bir değeri yoktur. Çünkü hızlı, şeytani zekalara karşı dövüşüyoruz. Zaman sıkıştırıyor ve tarih yenilene vah yazık der. Ama ne değiştirebilir ne de yardım eder. 3. Son 6 aydır 5. kol üzerine bayağı fazla konuşuldu. Zaman zaman Hitler'i destekleyen konuşmalar yapan deliller tutuklanır ve bize Avrupa'da kesinlikle zarar veren bir şey olarak önemli çapta Alman mültecisi mecburi iskana zorlanır. Şüphesiz Hollanda ve Belçika'da olduğu gibi beşinci kol üyelerinin örgütlü bir ordu halinde ellerinde silahlarla sokağa fırlayacakları düşüncesi bir maskaralıktır. Buna rağmen bir beşinci kol tehlikesi vardır. Bu ancak İngiltere'nin nasıl yenilebileceği bilindiğinde kavranabilir. Hava bombardımanının önemli bir savaşı bitirebileceği mümkün gözükmüyor. İngiltere istila ve fethedilebilir fakat istila tehlikeli bir oyundur. Ve olup da yenilirse muhtemelen bizi daha birleşmiş ve daha az bilim güdümünde bir halde bırakır. Dahası İngiltere yabancı birlikler tarafından çiğnenecek olursa halk yenildiğini anlayacak ve mücadeleye devam edecektir. Hitler'in işgali sürekli kılabileceği ya da adalarda bir milyon kişilik bir ordu tutmak istediği şüphelidir. Nokta 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 ve nokta nokta noktadan boşlukları isimlerle doldurabilirsiniz oluşacak bir hükümet, Hitler için daha uygun olacaktır. İngilizler muhtemelen kuşatmacılara boyun eğmeyecekler ama kuşatıldıklarını anlamadıkları Münih'te olduğu gibi oldukça kolay sıkılır ve aldatılabilirler. Bu, savaşın iyi gidiyor gibi gözüktüğü bir anda da olabilir. Alman ve İtalyan propagandasının tehditkar tonu psikolojik bir yanlıştır. O, sadece aydınları etkiler. Genel olarak halkın tepkisi hodri meydan olacaktır.'' O çizgilerde bir barış teklifi yapıldığında profaşistler seslerini yükseltecektir. Fakat kim bu profaşistler? Hitler'in zaferi düşüncesi çok zenginlere, komünistlere, Mosley'in takipçilerine, pasifistlere ve katoliklerin belirli kesimlerine cazip gelir. Ama eğer olaylar iç cephede yeterince kötü giderse, işçi sınıfının en fakir kesimleri, aktif pro-Hitlerci olmamalarına rağmen yenilgici bir tavır içine girebilirler. Bu karman çorman listede herkese her şeyi önermeye hazır olan Alman propagandasının cesareti görülebilir. Fakat çeşitli profaşist güçler bilinçli olarak birlikte hareket etmez ve değişik şekillerde çalışırlar. Komünistler pro Hitlerci olarak görülmelidir ve onlar Rusya'nın politikası değişmediği sürece pro Hitlerciliğe bağlı kalacaklar. Fakat komünistlerin önemli bir etkisi yoktur. Mosley'in kara gömleklileri şu anda az olsalar da silahlı kuvvetlerde bir zemine sahip oldukları için daha tehlikelidir. Bunlar en iyi günlerinde bile 50 bin kişi kadardılar. Pasifizm bir politik hareketten çok bir psikolojik meraktır. Aşırı pasifistlerin bazıları şiddetin toptan reddedilişiyle başlar ve ılımlı bir şekilde Hitler'i savunur, hatta antisemitizmi kurcalar. Bu ilginçtir ama önemli değildir. Donanma gücünün dolaylı bir ürünü olan saf pasifizm insanlara ancak çok güvencede oldukları zaman çekici gelebilir. Ama pasifistler olumsuz ve sorumsuz olmalarıyla coşku vermezler. Barış Sözü Birliği üyelerinin ancak %15'inden daha azı yıllık aidatlarını öderler. Bu gruplardan hiçbiri, pasifistler, komünistler, kara gömlekliler kendi gayretleriyle savaş hareketini büyük çapta bir sekteye uğratamazlar. Fakat kuşatmacı ile anlaşan hain bir hükümetin yapacağı işleri büyük çapta kolaylaştırabilirler. Fransız komünistleri gibi milyonerlerin yarı bilinçli ajanları haline gelebilirler. Asıl tehlike yukarıdandır. Hitler'in fakirlerin dostluğu, plutokrasinin düşmanı ve benzeri şeklinde yaptığı son konuşmaların çizgisine itibar edilmemelidir. Gerçek Hitler kavgamda ve eylemlerindedir. Yahudi olmaları ya da kendisine aktif olarak karşı olmaları dışında o hiçbir zaman zenginlere baskı uygulamamıştır. O gücünün çoğunu kapitalisten alan merkezi bir ekonominin tarafını tutarken toplumun yapısını ise eskisi gibi bırakır. Devlet endüstriyi kontrol eder ama fakir ve zengin, efendi ve köle hala vardır. Bunun içindir ki zengin sınıf gerçek sosyalizme karşı her zaman onun tarafını tutar. İspanya İç Savaşı'nda bu apa çıktı. Fransa kuşatıldığında bu yine açıkça ortaya çıktı. Hitler'in kukla hükümeti emekçilerden değil, kakavan generallerden, müflis sağ kanat politikacılarından ve banker çetelerinden oluşmuştu. Bu çeşit olağanüstü bilinçli hainlik İngiltere'de başarıya ulaşmaktan hatta denenmekten bile oldukça uzaktır. Buna rağmen birçok munzam vergi mükellefi için bu savaş sadece her ne bedele olursa olsun durdurulması gereken delice bir aile kavgasıdır. Barış hareketinin yüksek mevkilerde yer tuttuğuna şüpheye gerek yoktur. Muhtemelen gölge kabine hazırlanmıştır bile. Bu adamlar şanslarını bir yenilgi anında değil ama sıkıntının hoşnutsuzlukla güçlendiği bir durgunluk anında deneyeceklerdir. Kuşatmaca hakkında değil, Yalnızca barış üzerine konuşacaklar ve şüphesiz kendilerini, muhtemelen de başkalarını en iyisini yaptıklarına inandıracaklardır. Tepede vaaz veren, milyonerler tarafından yönetilen işsizlerden oluşan bir ordu. İşte bizim tehlikemiz. Fakat bu tehlike, yeterli derecede toplumsal adalet uygularsak yükselemez. Rolls Royce, Royce arabadaki hanımefendi, Goring'in bombardıman filolarından daha moral bozucudur. Üçüncü Kısım İngiliz Devrimi 1. İngiliz Devrimi birkaç sene önce başladı. Ve birlikler Dunkirk'ten döndüğünde hız kazandı. İngiltere'deki başka her şey gibi uyuşuk ve isteksiz fakat gerçekleşiyor. Savaş hızlandı, yayıldı, korkunçlaştı ve hız zorunluluğu arttı. İlerleme ve gericiliğin parti etiketleriyle yapacağı hiçbir şey kalmıyor.'' Eğer belirli bir an istenirse, Picture Post, ilk defa basıldığında sağ ve sol arasındaki eski ayrımın çöktüğü söylenebilir. Picture Post politikası nedir? Ya da Carol Cade'in, Priestley'in programlarının, Evening Standard'daki başyazıların. Eski sınıflandırmaların hiçbiri bunlara uymayacaktır. Onlar sadece son bir ya da iki senedir bazı şeylerin yanlış gittiğini kavrayan sıradan insan kalabalıklarının varoluş işaretidir. Fakat sınıfsız, mülkiyetsiz bir toplum genellikle sosyalizm olarak adlandırıldığından şu anda kendisine doğru hareket ettiğimiz toplumu bu isimle adlandırabiliriz. Savaş ve devrim ayrılamaz. Hitler'i yenmek sizin Batı uluslarının sosyalizm olarak tanıyacağı hiçbir şey kuramayız. Öte yandan ekonomik ve toplumsal olarak 19. yüzyılda kaldıkça Hitler'i yenemeyiz. Geçmiş gelecekle dövüşüyor ve geleceğin kazandığını görmek için iki yıl bir yıl ya da sadece birkaç ay var. Bu ya da benzeri hükümetlerden kendilerince gerekli değişiklikleri yapmalarını bekleyemeyiz. İlk adım aşağıdan gelmek zorundadır. Bu, İngiltere'de bugüne kadar var olmayan bir şeylerin belirmek zorunda olacağı anlamına gelir. Gerçekten halk kitlesini arkasına alan bir sosyalist hareket. Ama işe İngiliz sosyalizminin neden başarısız olduğunu anlayarak başlamalı. İngiltere'de ciddi bir öneme sahip olabilmiş tek sosyalist parti işçi partisidir. Önemli bir değişikliği başarmakta hep yetersiz kalmıştır. Çünkü tamamen yerli sorunlar dışında hiçbir zaman doğru dürüst bağımsız bir politikası olmamıştır. Her şeyden önce kendini ücretlerin yükseltilmesine ve iş koşullarının düzeltilmesine adamış bir sendikalar partisiydi. Şimdi de öyledir. Bu onun bütün kritik yıllar boyunca İngiliz kapitalizminin refahıyla ilgilendiği anlamına gelir. Özelde İngiltere'nin servetinin büyük bir kısmı Asya ve Afrika'dan geldiği için İngiliz İmparatorluğu'nun muhafazasıyla ilgilendi. İşçi Partisi'nin temsil ettiği sendikalı işçilerin yaşam standardı dolaylı olarak Hintli işçilerin alın terine bağlıydı. Aynı zamanda İşçi Partisi bir sosyalist partiydi. Sosyalist terminolojiyi kullanırdı modası geçmiş anti-emperyalizm terimleriyle düşünürdü ve renkli ırklara az çok düzeltmeler vaat etmişti. Hindistan'ın bağımsızlığı için ısrar etmek zorundaydı. Silahsızlanma ve ilerleme genel olarak zorunlu olduğu gibi. Oysa herkes bunun anlamsız olduğunun farkındaydı. Tank ve bombardıman uçakları çağında Hindistan ve Afrika sömürgeleri gibi geri tarımsal ülkeler bir kedi ya da köpeğin olabileceğinden daha bağımsız olamaz.'' herhangi bir işçi hükümete açık çoğunlukla iktidara gelse ve sonra gerçekten bağımsızlık denebilecek bir şey tanısa Hindistan'a, Hindistan Japonya tarafından kolayca emilir ya da Japonya ve Rusya arasında bölünür. İktidardaki bir işçi hükümeti için üç imparatorluk politikası mümkün olacaktır. Bir tanesi bütün sosyalizm iddialarının düşmesi anlamına gelecek olan imparatorluğun aynı eskisi gibi yönetilmesidir. Diğer bir tanesi pratikte onları Japonya'nın, İtalya'nın, ya da diğer avcı güçlerin ellerine bırakmaktan başka bir şey olmayan, tabii halkları hür yapmak ki bu İngiliz yaşam standardında korkunç bir düşüşe neden olur. Üçüncüsü de olumlu bir imparatorluk politikası geliştirmek ve imparatorluğu SSCB gibi ama daha gevşek ve daha özgür bir sosyalist devletler federasyonuna dönüştürmeyi amaçlar. Fakat işçi partisinin tarihi ve oturduğu temel bunu imkansız kılıyor.'' O iflah olmaz bir şekilde dar fikirli, imparatorlukla ilgili olaylara ilgisiz ve imparatorluğu gerçekten bir arada tutanlarla bağlantısız olan bir sendikalar partisidir. Parti, bütün imparatorluk savunmasının farklı bir sınıftan gelen ve geleneksel olarak sosyalizme düşman olan adamlar tarafından üstlenildiği Hindistan ve Afrika'nın yönetimini ele almak zorunda kalacaktır. Her şeyi gölgeleyen bir işçi hükümeti de olsa, iş çevrelerinin onu kendisine boyun eğdirebileceği şüphesizdir. Bütün bunların yanı sıra İşçi Partisi sömürge hizmetlerinde donanmada hiç orduda ve hava kuvvetlerinde çok az ya da hiç bir tabana sahip değildir. Ve hatta yurt içi sivil hizmetlerde bile sağlam bir tabanı yoktur. İngiltere içinde durumu güçlüdür ama rakipsiz değildir. Ve İngiltere'nin dışında bütün noktalar düşmanlarının elindedir. İktidara geldiğinde aynı çelişki yumağıyla mutlaka karşılaşacaktır. Vaatlerini yerine getirmek ve isyan tehlikesini göze almak ya da muhafazakarlarla aynı politikaya devam edip sosyalizm hakkında konuşmayı bir kenara bırakmak, parti liderleri buna hiçbir çözüm bulamadıkları için 1935'ten bu yana iktidarı alıp almamak konusunda büyük şüpheler içindeler. Sürekli bir muhalefet halinde bozuşmaya uğradılar. İşçi Partisinin dışında komünistlerin en güçlüsü olduğu çeşitli aşırı partiler vardı. Komünistler 1920, 1926 ve 1935-1939 yıllarında İşçi Partisi'nde dikkate değer bir etkiye sahiptiler. Onların ve bütün işçi hareketinin sol kanadının esas önemi orta sınıfları sosyalizmden soğutmalarındandır. Son 7 senenin tarihi komünizmin Batı Avrupa'da hiçbir şansı olmadığını göstermiştir. Faşizm sempatisi çok daha büyüktür birbiri ardından çeşitli ülkelerde Naziler tarafından komünistlerin kökü kazınmaktadır. İngilizce konuşan ülkelerde ciddi bir tabanları yoktur. Yaydıkları inanç ancak kendi ülkelerini sevmekten yoksun ama hala yurtseverlik duygularına ihtiyaç duyan ve Rusya'ya yurtsever duygular geliştiren orta sınıf aydınları arasında bulunan nadir bir tip insana hoş gelebilir. 1940'ta 20 yıl çalıştıktan ve önemli miktarda para harcadıktan sonra İngiliz komünistleri ancak 20 bin üyeye sahiptir. Bu rakam gerçekte 1920'deki başlangıç sayısından daha azdır. Diğer Marksist partiler daha da az bir öneme sahiptir. Onların arkasında Rusya'nın parası ve prestiji yoktur ve dahası onlar 19. yüzyıl sınıf savaşı teorisine komünistlerden bile daha fazla bağlıdır. Her sene bu modası geçmiş İncil'e övgüler düzer ve hiç yandaş bulamamalarından bir ders çıkarmazlar. Herhangi bir güçlü yerli faşist hareket de gelişemedi. Maddi şartlar yeterince kötü değildi ve ciddiye alınabilecek bir lider yoktu. Sir Oswald Mosley'den daha ahmakça düşünceleri olan birini bulmak için oldukça fazla aramak gerekir. O iki yüzlü olduğu kadar korkaktı da faşizmin ulusal duyguya saldırmaması gerektiği temel gerçeğini bile kavrayamadı. Bütün hareketi uşakça dışarıdan yürütülmeydi. Üniformaları ve parti programı İtalya'dan Selamı Almanya'dan ve sonradan aklına gelen Yahudi aleyhtarlığı girişimi bile benzerliklerden kaynaklanmaktaydı. Aslında Mosley, hareketine önemli takipçileri arasındaki Yahudilerle başlamıştı. Belki Bottomley ya da Lloyd George ayarında adamlar gerçek bir İngiliz faşist hareketini yaratabilirdi. Ama böyle liderler, onlara olan psikolojik ihtiyaçlar sırasında belirir. 20 senelik durgunluk ve işsizlik döneminden sonra, bütün İngiliz sosyalist hareketi, Hala halk kitlelerinin boş bulabileceği bir sosyalizm biçimi yaratmakta bile beceriksizce davranıyordu. İşçi partisi korkak bir reformizm yanlısıydı. Marksistler modern dünyaya 19. yüzyılın gözlükleriyle bakıyorlardı. İkisi de tarım ve imparatorluk sorunları konusunda cahildi ve yine ikisi de orta sınıfla keskin bir çelişki içerisindeydi. Sol kanat propaganda'sının bu ucu aptallığı fabrika yöneticilerini, havacıları, donanma subaylarını Çiftçileri, beyaz yakalı işçileri, esnafı, polisi, bütün gerekli insan topluluklarını korkutup kaçırdı. Bütün bu insanlar sosyalizmi kendi hayatlarını tehdit eden yabancı olarak adlandırdıkları gibi anti-İngiliz ya da pesata benzeyen bir şey olarak düşündüler. Sadece orta sınıfın en işe yarayacak kesimi olan aydınlar harekete yöneldiler. Gerçekten bir şeyler başarmak isteyen bir sosyalist parti, bugünlerde sol kanat çevrelerde sözü edilmeyen çeşitli sorunlarla ilgilenerek başlayacaktır işe. İngiltere'nin birçok ülkeye göre daha bütün olduğu, İngiliz işçilerinin zincirleriyle birlikte kaybedecek büyük payları olduğu, sınıflar arasındaki görünüş ve alışkanlıklarındaki farklılıkların hızla azaldığı anlaşılacaktır. Genelde modası geçmiş proleter devrimi bir olanaksızlık olarak kavranacaktır. Fakat savaşların olmadığı yıllarda hem devrimci hem de uygulanabilir bir sosyalist program ortaya çıkmadı. Şüphesiz bu, ciddi olarak kimsenin önemli bir değişikliği istemediği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. İşçi Partisi liderleri, ücretlerini almayı sürdürmeyi ve dönemsel olarak da muhafazakarlarla görev değiş tokuşu yapmayı kabullenmiş görünmekteydi. Komünistler konforlu bir şahitliğin acısını çekmeyi, bitmez tükenmez yenilgileriyle gösterilerini ve olup bitenlerden sonra da suçu başkalarına atmayı sürdürmek istiyor olmalılar. Sol kanat aydını, bilimlere gülmeyi, orta sınıfın moralini bozmayı ama ortaklık hisselerini sürmekten yanaydı. İşçi Partisi politikası muhafazakarlığın bir türü devrimci politikada sahte bir oyun oldu.'' oysa şimdi ortam değişti ve uyuklama yılları sona erdi. Sosyalist olmak daha uzun süre pratikte güzelce yararlandığımız bir sisteme karşı teoride alıp tutmak anlamına gelemez. Bu sefer durumumuz gerçek. Filistinliler üzerinde Samson. Ya kelimelerimize somut bir biçim veririz ya da çürürüz. İngiltere'nin hali hazırdaki toplumsal yapısıyla var olmaya devam edemeyeceğini gayet iyi biliyoruz ve diğer insanların da bu gerçeği görmelerini ve buna göre davranmalarını sağlamalıyız. Sosyalizme geçmeden savaşı kazanamayız. Savaşı kazanmadan da sosyalizmi kazanamayız. Böyle bir zamanda bu, barış yıllarında olmadığı kadar mümkün, üstelik hem devrimci hem de gerçekçi bir bakış açısıyla. Halk kitlelerini arkasına çekebilecek bir sosyalist hareket, profaşistleri denetim konumlarından uzaklaştırır. Ağır adaletsizlikleri yok eder ve işçi sınıfının uğrunda savaşılacak bazı şeylere sahip olduğunu görmesini sağlar. Orta sınıfla çatışacak yerde onu kazanır. Ütopyacılıkla hilekarlık karışımı yerine yürüyebilecek bir imparatorluk politikası üretir. Yurtseverlikle zekayı birleştirir ve ilk olarak böylesi bir hareket mümkün olur. 2 Savaşta oluşumuz sosyalizmi ders kitabındaki bir kelimeden gerçekleşebilir bir politikaya dönüştürdü. Özel kapitalizmin edilgenliği bütün Avrupa'da kanıtlandı. Londra'nın iyi isten de onun adaletsizliği kanıtlanmıştır. Sosyalistlerin uzun süredir mücadele ettikleri yurtseverlik onların elinde korkutucu bir araca dönüşmüştür. Diğer zamanlarda kendi ayrıcalık kavgalarına sımsıkı sarılan insanlar Ülkeleri tehlikedeyken yeterince hızla birleştiler. Savaş, değiştirici etkenlerin en büyüğüdür. Bütün süreçleri aşar, önemsiz farklılıkları yok eder, gerçekleri su yüzüne çıkarır. Bütün bunların üzerinde savaş, kendi içlerinde bir bütün olmayan bireyleri birleştirir. Bu yalnızca savaş meydanlarında insanların öleceğinin farkında olunduğu için böyledir. O anda yaşamı feda etmek tatili, konforu, ekonomik özgürlükçü, toplumsal prestiji feda etmekten daha büyük bir sorun değildir. İngiltere'de gerçekten ülkelerini Almanya tarafından işgal edilmiş olarak görmek isteyen çok az insan vardır. Eğer Hitler'i yenmenin sınıf ayrıcalığını ortadan kaldırmak anlamına geldiğini açık kılabilirsek, orta sınıf insanının büyük çoğunluğu, haftada 6 pound'dan yılda 2000 pound'a kadar ücret alan kesim muhtemelen bizim yanımızda olacaktır. Bu insanlar tamamen gereklidir. Çünkü teknik uzmanların çoğu onların arasındadır. Şüphesiz havacılar ve deniz subayları gibi insanların kendilerini beğenmişlikleri ve politik cahillikleri büyük zorluklar çıkaracaktır. Fakat bu havacılar, bu muhrip komutanları ve benzeri olmasa biz bir hafta bile ayakta kalamayız. Onlara tek yaklaşım yurtseverlikleri yoluyla olur. Akıllı bir sosyalist hareket bugüne kadar olduğu gibi ona saldırmak yerine onların yurtseverliğini kullanacaktır. Fakat bunları söylemekle hiç muhalefet olmayacağını mı söylemek istiyorum? Şüphesiz hayır. Böylesi bir şeyi ummak çocukça olur. Görüş değişiklikleri gözde görülür şekilde oluyor ama yeterince hızlı olup olmayacağı hesaplanamaz. Bu savaş Hitler'in imparatorluğunun sağlamlaşması ve demokratik bilinçliliğin gelişmesi arasında bir yarıştır. İngiltere'de her yerde bir gün birinin, öbür gün diğerinin üstün geldiği, oradan oraya kayan gürültülü bir kavga görebilirsiniz. Parlamento'da ve hükümette, fabrikalarda ve silahlı kuvvetlerde, barlarda ve hava akınına uğramış evlerde, gazetelerde ve radyoda her gün küçük yenilgiler ve küçük zaferler var. İçişleri Bakanlığı için Morrison birkaç adım önde. Hava kuvvetlerinden ayrılan Priestley biraz geride. El yordamıyla yoklayanlar ve iflah olmazlar arasında gençle yaşlı, yaşayan ve ölü arasındaki bir mücadele bu. Fakat hiç şüphesiz sadece engelleyici değil, aynı zamanda öneri dolu görüş ayrılıkları vardır ve çok gereklidir. Halkın savaş amaçlarını belirleme zamanıdır bu. İstenen sade ve somut eylem programı, mümkün olduğu kadar halka mal olarak ve kamuoyunun çevresinde toparlayabilmesiyle mümkün olabilir. Aşağıda ihtiyacını duyduğumuz cinsten altı maddelik bir program öneriyorum. İlk 3 maddesi İngiltere'nin iç politikasıyla, diğer 3'ü de imparatorluk ve dünya ile ilgilidir. 1- Toprakların, madenlerin, demir yollarının, banka ve büyük endüstrilerin yasallaştırılması. 2- Gelirlerin, en yüksek net ücretin, en düşüğün 10 katını geçemeyecek şekilde sınırlandırılması. 3- Eğitim sisteminin demokratik doğrultuda düzenlenmesi. 4. Hindistan'a hemen savaş bittikten sonra ayrılma yetkisiyle birlikte dominyon konumu tanınması. 5. İçinde renkli ırklarında temsil edildiği bir imparatorluk konseyinin oluşturulması. 6. Çin, Habeşistan ve faşist güçlerin diğer kurbanlarıyla resmi ittifak ilan edilmesi. Bu programın genel eğilimi gayet açıktır. Bu program... Bu savaşı tamamen açık olarak devrimci savaşa ve İngiltere'yi sosyalist demokrasiye dönüştürmeyi amaçlar. Bu program bilerek en basit insanların anlayamayacağı ve nedenini göremeyeceği hiçbir şey katmadım. Koyduğum biçimiyle o Daily Mirror'un ön sayfasında basılabilir. Fakat bu kitabın amaçları için belirli bir açıklama gerekiyor. 1. Ulusallaştırma. Endüstri bir kalem darbesiyle ulusallaştırılabilir. Fakat gerçek süreç karmaşık ve ağırdır. Gereken, bütün önemli endüstri kollarının mülkiyetinin halkı temsilen yasal olarak devletçe üstlenilmesidir. Bu bir kere yapıldığında herhangi bir şey üretme özelliğiyle değil, tapu ve hisse senetlerini mülk edinmekle yaşayan mülkler kategorisinin ortadan kalkması mümkün olur. Bunun için devlet mülkiyeti hiç kimsenin çalışmadan yaşayamayacağını ifade eder.'' Endüstrinin yönetiminde ise bir değişim daha az kesin olur. İngiltere gibi bir ülkede bütün yapıyı yıkıp yeniden ve temelden kurmak en azından savaş zamanında yapılamaz. Kaçınılmaz olarak endüstriyel işletmelerin çoğu aynı kadroyla çalışmaya devam edecek, yalnız bir zamanların sahipleri ve yöneticileri işlerini devlet çalışanı olarak görecek. Birçok küçük kapitalistin bir tür düzenlemeleri gerçekte hoş karşılayacağını düşünmek için çeşitli nedenler var. Büyük kapitalistler, bankerler, toprak sahipleri ve aylak zenginler, kabaca söylenirse 2000 poundluk yıllık gelirden fazlasına sahip olanlardan gelen direnmelerle karşılaşacaktır. Fakat bütün ilişkileriyle birlikte bile hesaplansa bu insanların İngiltere'deki sayısı yarım milyondan fazla değildir. Tarım arazilerinin ulusallaştırılması, toprak sahibi ve ondalıkçıların ortadan kalkması anlamına gelir ama kaçınılmaz olarak çiftçi ile çatışmak anlamına gelmez. İngiliz tarımını yeniden düzenlemeyi, var olan çiftliklerin çoğunu birimler olarak kalmayacağı düşüncesiyle tasarlamak en azından işin başında zordur. Çiftçi yetenek kazandığında ücretli yönetici olarak işine devam edecektir. Kar etmek zorunda olmanın ve sürekli olarak bankalara borçlanmanın ek olumsuzluklarıyla birlikte gerçek durum böyledir zaten. Küçük ticaretin belirli türleri ve hatta küçük ölçüde toprak mülkiyetiyle devlet muhtemelen çatışmayacaktır. İşe küçük mülk sahipleri kurban ederek başlamak büyük bir hata olacaktır. Bu insanlar gereklidir, genellikle yeteneklidir ve yaptıkları işin miktarı onların kendi kendilerinin patronu olma duygusuyla bağlantılıdır. Fakat devlet toprak mülkiyetine kesinlikle bir üst sınır koyacak, muhtemelen 15-60 dönüm kadar ve şehirleşmenin yoğun olduğu yerlerde herhangi bir arazi sahipliğine izin vermeyecektir. Bütün üretici malların devletin mülkü olduğu ilan edildiği andan itibaren sıradan insanlar şimdi sahip olmadıkları devletin kendilerinin olduğu duygusunu hissedeceklerdir. Halk, savaşta ya da savaş dışında hepimizin önünde olan özberilere dayanmaya hazır olacaktır.'' ve İngiltere'nin çehresi temel endüstri kollarının resmen ulusallaştırılmasıyla zor değişir gibi görünse de tek bir sınıfın hakimiyeti kırılacaktır. O andan itibaren vurgulanacak olan şey sahip olmaktan yönetici olmaya, ayrıcalıktan yeteneğe geçecektir. Devlet mülkiyetinin getirdiği değişikliklerin kendi başına bizim savaşın ortak zorlukları nedeniyle girdiğimiz toplumsal değişikliklerden daha az olması tamamıyla mümkündür. Ama onsuz hiçbir gerçek yeniden inşanın mümkün olmadığı bir ilk adımdır. 2. Gelirler Gelirlerin sınırlandırılması hazır tüketim malları miktarına dayanan, denetlenen bir iç dolaşımı ifade eden asgari ücretin sabitleştirilmesi anlamına gelir. Ve bu, şimdi yürürlükte olandan daha kesin bir oranlama sistemini ifade eder. Dünya tarihinin bu aşamasında bütün insanların kesinlikle eşit gelirlere sahip olması gerektiği iddia edilemez. Defalarca ve defalarca bir çeşit parasal ödül olmaksızın belirli işleri üstlenmenin sağlanamayacağı kendisini göstermiştir. Öte yandan para ödülünün çok büyük olması gerekmez. Pratikte bu kazançları benim önerdiğim kadar harfi harfine sınırlamak mümkün değildir. Her zaman anormallikler ve kaçamaklar olacaktır. Fakat normal oranın ona bir olmaması için de bir neden yoktur. Ve bu sınırlar içinde bir çeşit eşitlik duygusu mümkündür. 3 pound haftalıklı bir adamla 1500 pound yıllıklı biri kendilerini hem cins yaratıklar olarak görebilir. Ve Westminster düküyle parkta yatıp kalkan biri ise aynı duygulara sahip olamayacaktır. 3. Eğitim Savaş zamanında eğitim reformu zorunlu olarak bir icraatten çok bir vaat olmalıdır. Şu anda ne okul bitirme yaşını yükseltecek ne de ilkokullarda öğretim kadrosunu artıracak durumdayız. Fakat demokratik bir eğitim sistemine doğru belirli acil adımlar atabiliriz. Ücretli özel okulların ve eski üniversitelerin otonomisini kaldırıp buraları yeteneklerine göre seçilen ve devletten yardım alan öğrencilerle doldurarak işe başlayabiliriz. Bugün özel okulların eğitimi kısmen sınıf önyargısı içindeki eğitimin bir parçasıdır. Kısmen de orta sınıfların yüksek sınıfa dahil olabilme, belirli mesleklere girme hakkı için ödediği bir çeşit vergidir. Olayların şeklinin değiştiği doğrudur. Orta sınıflar eğitimin pahalılığına isyan etmeye başladı ve savaş eğer bir iki sene daha devam ederse özel okulların çoğu iflas edecektir. Boşaltmalarda belirli küçük değişiklikler yaratıyor. Fakat mali fırtınaya ayak uydurabilen eski okullardan bazıları zübbeliğin ihtisaslaşmış merkezleri halinde ya da başka biçimlerde ayakta kalıyorlar. Ve bu bir tehlikedir. İngiltere'nin sahip olduğu 10 bin özel okuldan büyük bir kısmı baskıdan başka hiçbir şeyi hak edemez. Onlar özel ticari işletmelerdir ve bazı durumlarda eğitim düzeyleri ilkokulların eğitim düzeyinden daha düşüktür. Onlar sadece kamu otoriteleri tarafından eğitilmekte utanç veren bazı şeyler olduğu yaygın düşüncesi nedeniyle varlar. Devlet başlangıçta jestten fazla bir şey olmasa da ancak kendini bütün eğitimden sorumlu ilan ederek bu düşünceyi yumuşatabilir. Eylemler kadar jestlere de ihtiyacımız var. Sadece doğum rastlantısı yetenekli bir çocuğun hak ettiği eğitimi alıp alamayacağına karar verirken bizim demokrasiyi savunmak üzerine bütün konuşmalarımız anlamsızdır. 4. Hindistan Daha önce de söylediğim gibi Hindistan'a önermemiz gereken imkansız bir özgürlük değil. Fakat ittifak yandaşlık tek kelimeyle eşitliktir. Oysa Hintlilere eğer isterlerse ayrılmakta özgür olduklarını anlatmalıyız. Bu olmaksızın hiçbir birliktelik eşitliği olamaz ve bizim renkli ırkları faşizme karşı savunma iddiamıza da kimse inanmaz.'' Fakat eğer Hintliler özgür olsalardı, başıboş kesilirlerdi ve hemen bunu yapacaklardır diye düşünmek yanlıştır. Bir İngiliz hükümeti onlara kayıtsız şartsız bağımsızlık önerse, onlar bunu reddedeceklerdir. Şu an için ayrılma gücüne sahiplerse, bunu yapmak için başlıca nedenleri ortadan kaybolacaktır. İki ülkenin tam ayrılışı, Hindistan için İngiltere'ninkinden daha küçük bir felaket olmayacaktır. Akıllı Hintliler bunu bilirler. Hindistan bugünkü gibi kendini savunamamakla kalmaz, kendini beslemesi bile çok zor olur. Ülkenin bütün yönetimi çoğunlukla İngiliz olan ve yerleri 5 ya da 10 senede doldurulamayacak uzmanlar yapışına bağlıdır. Mühendisler, orman memurları, demir yolcular, askerler, doktorlar. Dahası İngilizce temel yardımcı dildir ve Hint aydınının tamamı İngilizleşmiştir. Yabancı hakimiyetinde herhangi bir değişiklik İngiltere eğer Hindistan'dan çıkarsa, Japonya ve diğer güçler hemen girecektir. Büyük bir çöküş anlamına gelecektir. Ne Japonlar, Ruslar, ne de Almanlar ve İtalyanlar Hindistan'ı İngiltere'nin sağladığı en düşük düzeyde bile yönetmeye yeterli olmayacaklardır. Onlar gerekli teknik uzman istemini karşılamaktan aciz ya da diller ve yerel koşullar hakkında bilgiden yoksundur ve Euroasyalılar gibi zorunlu bağlantıların güvenini muhtemelen kazanamazlar. Eğer Hindistan İngiliz askeri korumasından basitçe özgürleşirse bunun birinci sonucu yeni bir yabancı istilası ikincisi de birkaç yılda milyonlarca insanı öldürecek kıtlıklar dizisi olacaktır. Hindistan'ın ihtiyacını duyduğu şey İngiliz müdahalesi olmadan kendi anayasasıyla yürüyebilme gücüdür. Fakat bunu kendisine askeri koruma ve teknik danışmanlık sağlayacak bir çeşit ortaklık içerisinde bulabilir. İngiltere'de sosyalist bir hükümet olmadan bu düşünülemez. Son 80 yıldır İngiltere, Hindistan'ın gelişimini kısmen çok gelişebilecek Hint endüstrisinin ticari rekabeti korkusundan, kısmen de geri insanları uygar olanlara göre daha kolay yönetebileceği için engelledi. Ortalama Hintli'nin kendi vatandaşlarından, İngilizlerden çektiğinden daha fazla çektiği herkesin bildiği bir şeydir. Hintli küçük kapitalist şehir işçisine aşırı bir acımasızlıkla sömürür. Köylüler doğumdan ölüme kadar faizcinin pençesinde yaşar. Fakat bütün bunlar yan bilinçli olarak Hindistan'ın mümkün olduğu kadar geri tutmayı amaçlayan İngiliz hakimiyetinin dolaylı sonuçlarıdır. İngiltere'ye en sadık sınıflar, prensler, toprak sahipleri ve iş çevreleri genellikle statikodan fazlasıyla yararlanan gerici sınıflardır. İngiltere Hindistan'la bir sömürü ilişkisi sürdürmekten çıktığı zaman güçler dengesi değişecektir. İngilizlerin altın kaplı filleri ve karton ordularıyla komik Hintli prenslere yaltaklık etmesine, Hint sendikalarının büyümesini engellemesine, Müslümanlarla Hinduları birbirleriyle karşı karşıya getirmesine, faizcinin beş para yetmez hayatını korumasına, küçük memurların dal kabukça selamlarını almasına, yarı barbar gurkaları eğitim görmüş Bengallilere tercih etmesine gerek kalmayacaktır bundan sonra. Çeltnumlu yaşlı hanımefendilerin banka hesaplarına, Hintli rençberlerin gövdesinden akan hisse deryası bir kere durduğunda, bir tarafta kibirli cehaleti ve öbür tarafta kıskançlık ve uşaklığıyla bütün sahip yerli ilişkisi son bulabilir.'' İngiliz ve Hintli Hindistan'ın gelişimi için bugüne kadar sistematik olarak öğrenmeleri engellenmiş bütün sanatlarda Hintlilerin eğitimi için yan yana çalışabilir. Hindistan'da kaç tane bu uygulamayı kabul edecek cinsten ticari ya da resmi İngiliz personeli vardır? Çünkü bu hiçbir zaman bir daha sahip olamamak demektir. Bu da ayrı bir soru. Fakat geniş boyutlu konuşursak gençlerden ve sivil mühendisler, ormancılık ve tarım uzmanları, doktorlar, eğitimciler Bilimsel olarak eğitilmiş görevlilerden çok şey beklenebilir. Yüksek memurlar, eyalet yöneticileri, komisyon üyeleri, yargıçlar ve benzeri ümitsiz vakalardır. Fakat onlar da yerleri en kolay doldurulabilecek olanlardır. İşte kabaca bir sosyalist hükümet tarafından Hindistan'a dominion statüsü önerilse nasıl bir anlama geleceği? Dünya bombardıman uçakları tarafından yönetilmekten kurtulana kadar eşit şartlarda bir ortaklık önerisidir bu. Fakat buna kayıtsız şartsız ayrılma hakkını ilave etmeliyiz. Söylediğimiz şeyi kanıtlamanın tek yoludur bu. Ve Hindistan'a uygulanır olan her şey mutatis mutandis gerekli değişikliklerle Burma'ya, Malaya ve Afrika sömürgelerimizin çoğuna uygulanır. 5 ve 6. maddeler kendi kendine açıklar. Onlar bu savaşta barışçı halkları faşizmin saldırganlığına karşı korumak için savaştığımız iddiasının zorunlu ön sözüdür. Böyle bir politikanın İngiltere'de taraflar elde edebileceğini düşünmek imkansız değil mi? Bir sene, hatta altı ay önce öyle olabilirdi. Fakat şimdi hayır. Dahası ve bu anın özgün fırsatıdır bu, ona gerekli bir yaygınlaşma verilebildi. Şimdi milyonlarcası dolaşan, dikkate değer haftalık bir basın vardır ve bu basın benim yukarıda verdiğim programın tıpa tıp aynısı değilse de belirli bir derecede bu çizgide bazı politikaları halka yaymaya hazırdır.'' Hatta ona sempatik bir ortam sunmaya hazırlanan 3-4 günlük gazete bile var. İşte son 6 ayda kat ettiğimiz mesafe. Fakat böyle bir politika gerçekleşebilir mi? Bu tamamen bize bağlıdır. Belirttiğim bazı noktalar hemen yapılabilecek cinstendir. Diğerleri yıllar ya da 10 yıllar alacak, hatta sonra bile mükemmelen başarılamayacaktır. Hiçbir politik program bütünüyle yerine getirilemez. Fakat içerik, şu ya da bu, bizim ilan ettiğimiz politikamıza benzer olmalıdır. Dikkate alınan her zaman yöneliktir. Şüphesiz var olan hükümetten bu savaşı devrimci bir savaşa dönüştürecek, herhangi bir politika taahhüdü beklemek tamamen ümitsiz bir bekleyiş olur. Bu, sirk akrobatı gibi iki ata binen Churchill'la olsa olsa bir uzlaşma hükümeti olur. Gelirlerin sınırlandırılması gibi önlemlerin düşünülebilir olması bile iktidarın eski hakim sınıftan tamamen kopuşu olacaktır. Eğer bu kış savaş yeni bir durgunluk dönemine girerse, benim görüşüme göre Tory parti makinesinin, muhafazakar parti, önlemek için çılgınca çabaladığı bir genel seçim için ajitasyon yapmalıyız. Fakat bir seçim olmasa bile yeterince önem vererek, istersek istediğimiz hükümeti elde edebiliriz. Aşağıdan gerçek bir itiş bunu başaracaktır. Bu hükümet geldiğinde içinde kim olacağına gelince, tahmin yapamam. Yalnız halk gerçekten onları isterken doğru adamlar olacağını biliyorum.'' Çünkü hareketler liderleri yaratır. Liderler hareketleri değil. Bir sene içerisinde hatta belki de 6 ayda işgale uğramış olursak, bundan önce var olmayan bir şeyin yükselişini göreceğiz. Özgün bir İngiliz sosyalist hareketi. Bugüne kadar sadece İngiliz işçi sınıfının bir ürünü olan, ama köklü bir değişikliği hedeflemeyen İşçi Partisi ve Ruslar tarafından yorumlanan, başarısız olarak İngiltere'ye ekilen Alman teorisi Marksizm vardı.'' İngiliz halkının yüreğine gerçekten seslenen hiçbir şey yoktu. Bütün tarihi boyunca İngiliz sosyalist hareketi dilden dile dolaşacak bir şarkı bile üretemedi. Örneğin La Marsilya ya da La Cuchuracha türünden hiçbir şey yoktur onda. İngiltere'de yerli bir sosyalist hareket belirdiğinde bütün diğerleri gibi Marksistler kazanılmış haklarıyla onun keskin düşmanları olacaklardır. Zorunlu olarak onu faşizm diye ilan edecekler. Solun az pişmiş aydınları arasında eğer biz nazilere karşı dövüşürsek bizim nazi olacağımızı ilan etmek gelenek olmuştur. Hemen hemen zencilere karşı dövüşüyor olsak karaya dönüşeceğimizi bile söyleyebilirler. Nazi olmak için Alman tarihini arkamıza almak zorundayız. Uluslar sadece bir devrim yaparak geçmişlerinden kaçamazlar. Bir İngiliz sosyalist hükümeti geçmişi baştan aşağıya dönüştürebilir.'' Ama o hala bizim uygarlığımızın yanılmaz işaretlerini taşıyacaktır. Bu kitapta da daha önce tartıştığım özgün uygarlığın. O, doktriner olmayacak, hatta ne de mantıklı olacak. O, lordlar kamerasını feshedecek, fakat çok muhtemelen monarşiyi kaldırmayacak. Her yerde tarihi yanılgılar ve yarım kalmış işler, at kılından peruğuyla komik yargıcı ve askerlerin şapka düğmesinde aslan ve unicornu bırakacak. Herhangi bir açık sınıf diktatörlüğü kurmayacak. Eski işçi partisi çevresinde gruplaşacak ve kitle desteği sendikalarda olacak. Fakat orta sınıfın birçok üyesine ve Burjuvazi'nin genç oğullarını kendine çekecek. Yönetici beyinlerinden çoğu kalifiye işçiler, teknik uzmanlar, havacılar, mühendisler, mimarlar ve gazetecilerden bu radyo ve betonerme çağında kendine evinde hisseden yeni sınırsız sınıftan gelecek.'' Fakat uzlaşma geleneği ve devletin üzerinde bir yasaya inançla bağlantısını yitirmeyecek. Hainleri vuracak ama onlara evvelden ciddi bir yargı hakkı verecek ve ara sıra beraat ettirecek. Her açık ayaklanmayı derhal ve şiddetle bastıracak ama yazılan ve söylenenlere çok az müdahale edecek. Değişik isimlerle politik partiler hala olacak, devrimci mezhepler gazetelerini yayınlayacak ve bugüne kadarkinden daha az etki yapacak.'' kiliseyi kaldıracak ama dine baskı yapmayacak. Hristiyan ahlak düzenine belirsiz bir saygı bırakacak ve zaman zaman İngiltere'yi Hristiyan bir ülke olarak adlandıracak. Katolik kilisesi ona karşı savaşacak ama nonkonformist mezhepler ve Anglikon kilisesinin çoğu onunla uzlaşabilecek. Yabancı araştırmacıları şok edecek ve hatta bazen bir devrimin olup olmadığından şüphe ettirecek kadar geçmişi kendine benzetme gücü gösterecek. Ama bütün gerekli şeyleri yapmış olacak. Endüstriyi ulusallaştırmış, gelir farklılığını düşürmüş, sınıfsız bir eğitim sistemi kurmuş olacak. Onun gerçek doğası dünyanın geri kalmış zenginlerinin ona duyduğu nefretten okunacak. İmparatorluğu dağıtmayacak ama onu faizciden, hisse senedi sahibinden ve odun kafalı İngiliz memurundan kurtulmuş, İngiliz bayrağından daha az kurtulmuş bir sosyalist devletler federasyonuna dönüştürecek. Onun savaş stratejisi mülkiyetin hakim olduğu bütün devletlerden farklı olacak. Çünkü o var olan herhangi bir rejim yıkıldığında onun devrimci yan etkilerinden korkmayacak. Düşman tarafsızlara saldırmaktan ya da düşmanın sömürgelerinde yerli ayaklanmalar yaratmaktan en küçük bir şüphe duymayacak. Öyle bir dövüşecek ki yenilse bile anısı galip için tehlikeli olacak. Fransız devriminin anısının Metternich'in Avrupası için tehlikeli olduğu gibi. Diktatörler, askeri güçleri on misli bile olsa, bugünkü İngiliz rejiminden korkmadıkları kadar korkacaklardır ondan. Ama şimdi, İngiltere'nin uyuşuk hayatı çok az değişmişken ve servetle sefalet arasındaki çarpıcı zıtlık her yerde hüküm sürerken, hatta bombaların arasında bile nasıl bütün bunların olacağını söylemeye cesaret edebiliyorum.'' Çünkü geleceğin ya bu ya o terimleriyle öngörüleceği zaman geldi. Ya bu savaşı devrimci bir savaşa dönüştürürüz, bizim politikamızın tıp atıp yukarıda değindiğim gibi olacağını söylemiyorum, yalnızca genel çizgileri doğrultusunda olacak ya da kaybederiz ve bundan daha fazlası. Çok yakında şu ya da bu yola girdiğimizi kesinlikle söylemek mümkün olacak.'' Fakat her halükarda şurası kesin ki var olan toplumsal yapımızla kazanamayız. Bizim gerçek fiziksel, ahlaki ya da zihinsel güçlerimiz harekete geçirilemez. 3. Yurtseverliğin muhafazakarlıkla hiçbir ortak yanı yoktur. Gerçekte o muhafazakarlığın zıttıdır. Çünkü o hem her zaman değişen bir şeylere tutkuludur hem de gizemli bir şekilde aynı olanı anlar. O geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Gerçek hiçbir devrimci, enternasyonalist olmamıştır. Son 20 yılda İngiliz solcularında moda olan olumsuz, aylak bakışı, yurtseverliğe ve fiziksel cesarete aydınların sırıtışı, İngiliz moralini parçalamak ve hazcı yaşama, bundan nasıl kurtulurum yaklaşımını yaymak için ısrarlı çabaları zarardan başka bir şey yaratmadı.'' Biz bu insanların düşlediği bulamaç misali ulusların birliği evreninde yaşasaydık bile bunlar yine zararlı olacaktı. Führerler ve bombardıman uçakları çağındaysa bu bir felaketti. Sevmesek de dayanıklılığımız hayatta kalmanın fiyatıdır. Hazcı düşünmeye eğitilmiş bir ulus, köleler gibi çalışan, tavşanlar gibi üreyen ve temel ulusal endüstrileri savaş olan halklar arasında hayatta kalamazdı. Hemen hemen her renkten İngiliz sosyalisti faşizmin karşısına dikilmek ister ama aynı zamanda kendi ülkesinin insanlarını pısırıklaştırmayı hedefler. Onlar başaramadı. Çünkü İngiltere'de geleneksel bağlar yenilerden daha güçlüdür. Fakat sol basının bütün antifaşist kahramanlıklarına rağmen faşizmle gerçek bir mücadele gelip çattığında eğer ortalama İngiliz New Statesman, Dale Worker, ya da News Chronicle'ın istediği tipten bir yaratıksa hangi olana sarılabiliriz 1935'e kadar bütün İngiliz solcuları muğlak pasifistlerdi 1935'e kadar bütün İngiliz solcuları muğlak pasifistlerdi 1935'ten sonra faşizmin ortaya çıkardığı bütün sorunlardan basit bir kaçamak olan halk cephesi hareketini gürültülü bir heyecanla doldurdular Halk cepheleri tamamen olumsuz bir şekilde antifaşist olarak ortaya çıktılar geliştirebilecekleri bir politika için değil, faşizme karşı ve bunun altındaki ciddiyetsiz düşünce zamanı geldiğinde Rusların bizim için dövüşecekleriydi. Bu yanılsamanın ölümcül yanılgısı şaşkınlık vericidir. Her hafta başında eğer içinde Torilerin, muhafazakarların olmadığı bir hükümetimiz olursa, Rusların bizim tarafımıza döneceklerini savunan mektup yığınları görülür ya da Avrupalı kitlelerin bunun sonucunda kesinlikle yanımıza gelecekleri gibi bir yüksekten atma örneği olan savaş amaçları ilan ederiz. Her zaman aynı tahmin edilebilir düşünce. İlham ve sizin yerinize dövüşecek birini bulabilmek için dışarıya bakmak. Bunun altında İngiliz aydınının iğrenç aşağılık kompleksi yatar. İngilizlerin artık dayanamayacak, artık savaşmayı beceremeyen bir ırk olduğu inancı. Hali hazırda 3 yıldır dövüşen Çinliler dışında bizim kavgamızı bizim yerimize başkalarının yapacağını düşünmek için gerçek hiçbir neden yoktur. Ruslar doğrudan bir saldırı nedeniyle bizim tarafımızda dövüşmek zorunda kalabilirler ama onlar yeterince açık olarak bunu engellemenin herhangi bir yolu oldukça Alman ordusunun karşısına dikilmeyeceklerini gösterdiler. İngiltere'deki bir sol hükümetten hoşlanacakları da muhtemel bir şey değildir. Bugünkü Rus rejimi Batı'daki herhangi bir devrime neredeyse tamamen düşmandır. Avrupa'nın yönetilen halkları daha erken değil, ancak Hitler sendelemeye başladığında ayaklanacaktır. Bizim muhtemel müttefiklerimiz Avrupalılar değil, eğer büyük sermaye çamura yatmazsa kaynaklarını harekete geçirmek için bir seneye ihtiyaçları olan Amerikalılar ve öte yandan da kendi devrimimiz başlamadan duygusal olarak bile bizim yanımızda olmayacak renkli ırklardır. Uzun bir süre için bir yıl, iki yıl, belki de üç yıl İngiltere dünyanın şok emicisi olmak durumunda. Bombardımanlarla, açlıkla, aşırı çalışmayla, griple, sıkıntıyla ve haince barış önerileriyle karşılaşmak zorundayız. Açıkça morali yükseltmenin zamanıdır, zayıflatmanın değil. Solda alışılmış olan anti-İngiliz yaklaşımı mekanik olarak kabul etmek yerine, eğer İngilizce konuşan kültürler çökerse dünyanın gerçekte ne hal alacağını düşünmek daha iyidir.'' Çünkü eğer Britanya işgal edilirse diğer İngilizce konuşan ülkelerin hatta Amerika'nın bile bundan etkilenmeyeceğini düşünmek çocukçadır. Lord Halifax ve bütün yardakçıları savaş bittiğinde her şeyin tamamen eskisi gibi olacağına inanıyor. Versay'ın in çılgın kaldırımlarına demokrasi yani kapitalizme, sadaka kuyrukları ve Rolls Royce otomobillere, gri silindir şapkalara, golf pantolonlara geri dönüş. Bu cinsten hiçbir şeyin olmayacağı açıktır. Bunun taklidi ancak tertipli bir barış halinde o da çok kısa bir süre için var olabilir. Bırakınız yapsınlar, kapitalizmi ölmüştür. Seçim, Hitler'in kurduğu türden bir kolektif toplumla, Hitler yenilirse yükselebilecek bir tür arasındadır. Eğer bu savaşı Hitler kazanırsa, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu üzerinde hakimiyetini sağlamlaştıracak ve eğer orduları daha önce büyük çapta hırpalanmamış olursa Sovyet Rusya'dan da geniş alanlar koparacaktır. Slavların ve diğer aşağı halkların işinin düşük fiyatlı tarımsal ürünler üretmek olacağı ve Alman, Herren Volk'un sahip ırk ya da aristokratik ırk tarafından yönetilecekleri dereceli bir kas toplumu kuracaktır. Renkli ırkları ilele ve taşa kölelik düzeyine hapsedecektir. Faşist güçlerin İngiliz emperyalizmi ile gerçek kavgası onun çözülmeye başladığını bildiklerindendir. Aynı gelişim çizgisinde bir yıl daha daha sonra Hindistan, İngiltere ile sadece gönüllü bir ittifakla bağlı olan bir köylü cumhuriyeti olacaktır. Hitler'in nefretlik, yan maymunları, makineli tüfekler üretecekler ve uçaklarla uçacaklardır. Köle imparatorluğunun faşist rüyası son bulacaktır. Öte yandan eğer yenilirsek, kendi kurbanlarımızı hiçbir çekingenliğe sahip olmayan ve dinç bir şekilde işlerine başlayan yeni efendilerine teslim edeceğiz. Fakat renkli halkların kaderlerinden daha fazla karışacak şeyler de var. Birbirine tamamen zıt iki hayat anlayışı mücadele ediyor. Demokrasi ve totalitarizm arasında diyor Mussolini, hiçbir uzlaşma olamaz. İki anlayış uzunca bir zaman için bile bir arada yaşayamaz. Demokrasi sakat İngiliz tarzıyla bile var olduğu sürece totalitarizm ölümcül bir tehlike içerisindedir. Bütün İngilizce konuşan dünya insan eşitliği düşüncesiyle sıkı sıkıya iç içedir ve bizim ya da Amerikalıların görüşlerimizle gösteriş yaptığımızı söylemek yalnızca bir yalan olacaktır. Bu düşünce hala buradadır ve bir gün gerçekliğe dönüşebilmeye kadirdir. İngilizce konuşulan kültürden eğer çökmezse eşit ve özgür insanların toplumu önünde sonunda yükselecektir. Fakat bu tamamen Hitler'in dünyayı yok etmek için geldiği Yahudice, Yahudi Hristiyan eşitlik düşüncesi insan eşitliği düşüncesidir. Allah bilir ya, Hitler de bunu çok söyledi. Zencilerin beyazlar kadar iyi olduğu ve Yahudilerin insan muamelesi gördükleri bir dünya düşüncesi Hitler'e bize sonsuz bir kölelik düşüncesinin verdiği korkuyu verir. Bu iki bakış açısının ne kadar uzlaşmaz olduğunu akılda tutmak önemlidir. Gelecek senelerde sol kanat aydınlar arasında bir pro-Hitler gericilik yeterince imkan dahilindedir. Hali hazırda bunun belirtileri vardır. Hitler'in başarıları bu ihsanların boşluğuna, pasifist eğilim içerisinde oldukları takdirde de mazohizmlerine çekici geliyor. İleride az ya da çok ne söyleyecekleri bilinebilir. İngiliz kapitalizminin farklı bir şeye evrimleştiğini reddederek başlayacaklar ya da Hitler'in yenilgisinin İngiliz ve Amerikan milyonerleri için zaferden daha büyük bir anlam taşıyabileceğini reddedecekler ve tartışmaya demokrasinin de aynı totalitarizm kadar kötü olduğunu söyleyerek devam edeceklerdir. İngiltere'de konuşma özgürlüğü çok fazla değil. Bu nedenle Almanya'da var olandan daha fazla değil. İşsiz sigortasıyla geçinmek bir deneydir. Bu nedenle Gestapo'nun işkence odalarında olmak dert değil. Genelde iki siyah bir beyaz eder. Yarım ekmek ekmeksizlikle aynı şeydir. Gerçekte demokrasi için doğru olan bazı şeyler totalitarizm içinde doğru olabilir. Fakat ikisinin aynı oldukları doğru değildir. İngiliz demokrasisi bugünkü aşamanın ötesine evrilmeye yetenekli olmazsa bile doğru olmayacaktır. Askeri kıtasal devlet kavramı gizli polisi sansüre uğrayan edebiyatı ve zaptı rapt altına alınmış emeğiyle gece konduları, işsizliği, grevleri parti politikalarıyla gevşek deniz demokrasisinden tamamen farklıdır. Bu, kara gücüyle deniz gücü, acımasızlık ve edilgenlik, yalan ve kendi kendini aldatma, eses ve kira tahsildarı arasındaki farktır. Ve aralarında bir seçim şimdiki güçlerine değil ama, ileride ne olabileceklerine dair yeteneklerine dayanarak yapılır. Fakat bir anlamda en yüksek ya da en düşük düzeyinde bir demokrasinin mi yoksa totalitarizmin mi daha iyi olduğu konu dışıdır. Buna karar vermek için mutlak standartlar içine girilecektir. Önemli olan tek soru tokat patladığında gerçek sempatilerin nerede kaldığıdır. Totalitarizm karşısında demokrasiyi dengelemeyi ve birisinin de diğeri kadar kötü olduğunu kanıtlamayı seven aydınlar gerçeklikle karşılaşmamış ciddiyetsiz insanlardır. Aynı sığ faşizm anlayışsızlıklarını bir ya da iki yıl önce onunla flört ederken de göstermişlerdi, şimdi ona karşı feryat ederken de gösteriyorlar. Hitler'in lehine çalışan bir tartışma cemiyeti kurabilir misiniz? Soru bu değildir. Soru, gerçekten bu durumu kabul ediyor musunuz? Hitler'in hakimiyetine girmek mi istiyorsunuz? İngiltere'yi işgal edilmiş olarak mı görmek istiyorsunuz? Ya da istemiyor musunuz? Aptalca, düşmanın yanında yer almadan önce bu noktalarda emin olmak iyi olacaktır. Çünkü savaşta tarafsızlık gibi bir şey olamaz. Pratikte şu ya da bu taraf desteklenmelidir. Darbe indiğinde Batı geleneği içinde yetişmiş hiç kimse faşist yaşam anlayışını kabul edemez. Ama önemli olan onu şimdi anlamak ve neyin gerekli olduğunu kavramaktır. Bütün tembelliği, iki yüzlülüğü ve adaletsizliğiyle yine de Hitler'in karşısındaki tek büyük engel İngilizce konuşan uygarlıklardır. O faşizmin yanılmaz dogmalarının yaşayan çelişkisidir bu. Geçtiğimiz yıllarda bütün faşist yazarların İngiltere'nin gücünün çökertilmesi konusundaki uyumlarının nedenidir. İngiltere, kökünden kazınmalıdır. Yok edilmelidir. Mahvedilmelidir. Stratejik olarak bu savaşın Hitler'in Avrupa'da elde ettiklerini güven altına alması ve eksiksiz bir İngiliz İmparatorluğu ve deniz gücüyle sona ermesi mümkündür. Fakat ideolojik olarak mümkün değildir. Hitler böyle bir karar verirse... Bu ancak daha iyi bir durumda ya da dolaylı olarak saldırıyı yenilemek için yapılan haince bir şey olabilir. İngiltere'nin Atlantik'in ötesinden gelen ölümcül düşüncelerin bağlantı hattı olarak kalmasına izin verilemez. Ve bu bizi kendi bakış açımıza döndürür. Önümüzdeki sorunun geniş kapsamını, demokrasimizi az ya da çok bildiğimiz gibi korumanın bütün önemini görürüz. Fakat onu korumak her zaman genişletmektir. Önümüzdeki zafer ve yenilgi, devrim ve uyuşukluk arasında uzun boylu bir seçiş değildir. Eğer kendisi için dövüştüğümüz şey tamamıyla mahvolursa, kısmen de bizim kendi davranışımız onu mahvetmiş olacaktır. İngiltere'nin bu savaşı devrimci bir savaşa dönüştürerek, sosyalizme girişebileceği ve yine de yenilebileceği bir dereceye kadar düşünülebilir bir şeydir. Fakat bugün yetişkin olan herkes için bir miktar zengin ve onların kiralık yalancılarının ümit ettikleri uzlaşma içinde barıştan daha az öldürücüdür bu. İngiltere ancak Berlin'in emirleri doğrultusunda hareket eden bir hükümet tarafından tam bir yıkıntıya çevrilebilir. Fakat eğer İngiltere önceden uyanırsa bu mümkün olamaz. Bu durumda yenilgi açık olacak. Mücadele sürecek ve düşünce hayatta kalacaktır. Kavgaya dalmak ve mücadelesiz kuşatılmak arasındaki fark hiçbir şekilde onur ya da okullarda okutulan kahramanlık destanları sorunu değildir. Hitler, yenilgiyi kabul etmenin bir ulusun ruhunu yok etmek olacağını söylemişti. Bu biraz popohlama gibi gelir ama tamamen doğrudur. 1870 yenilgisi Fransa'nın dünya çapındaki etkisini azaltmadı. 3. Cumhuriyet entelektüel olarak Napolyon'un 3. Fransa'sından çok daha etkiliydi. Fakat Petain, Laval ve kumpanyası kasıtlı olarak ulusal kültürü yıkmak için satılmışlar olarak görülecektir. Çiçi hükümeti ancak Fransız kültürünün ayırt edici özelliklerini yok ederse kullanabilecektir sahte bağımsızlığını. Cumhuriyetçilik, laiklik, akla saygı, ırklar üzerine ön yargıdan yoksunluk. Eğer biz evvelden devrimimizi yaparsak bizi nihai bozguna uğratamazlar.'' Alman birliklerini parlamentoya yürürken görebiliriz. Ama aynı zamanda Alman güç düşünün ölümcül süreci başlayacaktır. İspanyol halkı yenildi ama onların o iki buçuk unutulmaz senede öğrendikleri bir gün İspanyol faşistlerine bir bumerang gibi geri dönecektir. Savaşın başında Shakespeare'in abartılı dizelerinden bir parça oldukça tekrarlanıyordu. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bir keresinde de Mr. Chamberlain tekrarlamıştı. Silahlar içinde gelse dünyanın dört bucağı ve biz sarsacağız onları. Hiçbir şey bizi pişman edemez eğer İngiltere kendine dayanırsa ve doğruysa. Yeterince doğru ama eğer doğru açıklarsanız. Fakat İngiltere kendine karşı doğru olmak zorunda. Ama bizim kıyılarımıza ulaşmaya çalışan mülteciler toplama kamplarına hapsedildiği sürece ve şirket yöneticileri Aşın kar vergisinden kurnazca şemalarla kaçarken doğru olamaz. Boş boğaz ve kenardaki seyirciye elveda ve Rolls Royce Royce'da hanımefendiye uğurlar olsun. Nelson ve Cromwell'in mirasçıları lordlar kamerasında değil. Onlar tarlalarda ve fabrikalarda, caddelerde ve silahlı kuvvetlerde, biranelerde ve banyo arka bahçelerinde ve hala bir hayaletler kuşağı tarafından yönetiliyor.'' Gerçek İngiltere'yi yüzeye çıkarmak sorunuyla kıyaslandığında bunun için zorunlu olan savaşı kazanmak bile ikinci planda kalıyor. Devrimle biz daha fazla kendimiz olacağız, daha az değil. Birdenbire durmak, bir uzlaşmayı bozmak, hareketsiz duran demokrasiyi kurtarmak sorunu olmayacak. Bunlardan hiçbiri bir daha ortaya çıkmaz. Mirasımıza yeni bir şeyler eklemek ya da onu yitirmek. Çok ya da az büyümeliyiz. Geriye ya da ileriye gitmeliyiz. Ben İngiltere'ye inanıyorum ve inanıyorum ki o ileri gidecektir. Son.